Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Biliyorsunuz hafta içerisinde olduğu gibi gündeme dair soru ve görüşleriniz için şu dakika itibariyle 0212-363-0434 numara telefonumuzun açık olduğunu belirtmek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Evet, gazete başlıklarına şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir maça çıkıyor. Sarı lacivertler ikinci önelime rövanş karşılaşmasında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak olan maç saat 20'de başlayacak ve mücadele Eksen'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardı. Brezilya stoper Gustavo Henrique dün İstanbul'a geldi, biliyorsunuz bugün sağlık kontrolünden geçecek ve daha sonra da resmi sözleşme imza atacak. Beşiktaş İspanya kampının ilk yarısında önde kapattığı maçta Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu. Stoper transferinde Kaan Ayhan konusunda olumlu yönde gelişme kaydedemeyince rotayı Fransa'ya kırdı Beşiktaş. Yönetim Lyon'un milli savunmacısı Cenk Özkaçar için teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş teknik direktörü Sayın Valerian İsmail'in şu anda takviye için ihtiyaç duyduğunuz pozisyon sol kanat bek. Bu net bir görüntü. Çalışmalarımız sürüyor. Ceyhun Bey ile ortak noktamız bu. Bazı oyuncularımızın sakatlığı var. Eksiklerimizi tamamlayıp oyuncularımızın hazır seviyeye gelmesini bekliyoruz. Gerekiyor. Onları gördükten sonra tekrar değerlendirme yapacağız dedi. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi disiplinsiz davranışlar nedeniyle kardeşi bırakılan Serdar Saatçi'yi de affettiğini açıkladı. Kim açıkladı? Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'nin köşe yazısı. Tabii bu Serdar Saatçi ile ilgili son kararı Sayın Valerian İsmail verecek. Arda Turan'ın futbolu bırakmaya kesin olarak karar vermediğini belirterek bir sosyal medyada bir yayına katılıyor. Orada da çok önemli açıklamaları var. Amerika ve başka yerlere gidebilirim diyor. Bırakmaya karar verirsem de kulübüme üye olmak isterim gibi teknik direktörle ilgili iyi bir kadro kurma ile ilgili teknik kadro kurma anlamıyla ilgili açıklamaları var. Onun detayına birazdan gireceğiz zaten. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Salernita ile bugün karşılaşacak. İkinci etap için Avusturya'ya gelen Aslan İtalya ekibini devirip moral depolamak istiyor. Son maçta biliyorsunuz Nefs Stadı'nda Kasımpaşa 2-1 mağlup eden Galatasaray İtalya ekibine devirip moral kazanmak istiyor. 31 Temmuz Pazar günü Fiorentina ile karşılaşacak. Son hazırlık maçında Fiorentina ile karşılaşacak Galatasaray. Tabii bu akşamki maç Salernita maçı Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak ve D-Smart 77 kanaldan Kanal Spor Smart'tan canlı olarak verilecek. Trabzonspor kafilesi dün yurda döndü biliyorsunuz. Onlar da Trabzonspor'da 30 Temmuz Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Demir Grup Sivas'la karşılaşacaklar. Günaydın. Günaydın. Alo. Alo. Tahmin ediyorum hattan düştü dinleyicimiz. Evet, saatlerimiz 10.04'ü gösteriyor. Telefon almaya devam ettiğimizi belirtelim. Öte yandan da tabii Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağımı belirteyim. Bakalım. Kahtal Aziz, şu anda Twitter'dayım. Hayırlı sabahlar diliyorum abim, Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum demiş Kahtalı Aziz. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Kime görüşüyoruz? Ömer, ben İzmir'den. İyi yayınlar abi. Sağ olun Ömer Bey. Teşekkürler. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim abi. Abi, Fenerbahçe'nin forvet transferi ne olacak? Fenerbahçe'nin forvet transferi olacak. Peki bir isim var mı? Hani sabah kalkıyoruz direkt sosyal medyaya bakıyoruz. Geldi mi? Gelecek mi? Şimdi tabii bu bugünkü bir maç bitsin. Evet. Şöyle bir Fenerbahçe bir turu inşallah geçer. Turu inşallah bir geçsin. Ondan sonra da Sturm Graz maçına Fenerbahçe'nin bir forvet yetiştireceğini söyleyelim. İnşallah. Bir daha bir geçen bir dinleyicinizle bir şey paylaşmıştınız. Ben de o gün bir anılarım böyle canlandı. Buyurun dinleyelim. Benim yaşım. Hemen Batıhan anılar şarkısına koyalım alttan. Kimin diyor şarkı?
Kimin de hocam? Anılar. Buyurun. Futbolcuların isimlerini, eski tarihli gollerini falan her şeyini evet biliyorlar ya, falan evet, diye. Evet, evet. Ben çok ufak bir anımı anlatmak istiyorum. Buyurun. Ortaokuldayım. Yaşım şu an 40 benim. İşte 11-12 yaşta ilk sınıfta, birinci sınıfta, ortaokul birinci sınıfta. Ortaokulu çok kısa sürede, ilkokulu çok kısa sürede bitirmişsin ama ben sana söyleyeyim. 10 ya, yaşında falansın, şey, ilkokulu sen de belki 2-2-2-2 gitmişsin yani. 13 yaşlarında hadi falan. Hadi pek karar verelim, 13-14'teyiz evet. Hı-hı. 13-14 yaşlarında işte abi artık unuttuk hepsini. Şimdi sen şeyi sorsan, kadroyu sorsan bilemem. Buyurun. O zamanın da. Sırama Fenerbahçe'nin bütün şeyini yapmıştım, kazımıştım böyle tahta sıraya. Ha. Kadrosunu 1'den 11'e kadar falan. Müdür beni yakalamıştı ve 3 yıl boyunca aynı sırayla okumuştum. Sınıflar değişiyor ama sıram aynı. Son senemde de bana onu tabir ettirmişlerdi. Ben olsam o sırayı alır giderdim. Keşke verselerdi alsaydım abi. Yani okula bir sıra hediye ederdim, o sırayı alır giderdim. Açıkça söyleyeyim. Abi o zaman işte öyle bir şey düşünemedik. Çocukluk aklı. Tabii, tabii, ama tabir ettirmişlerdi bana. Valla güzel bir anı. Evet. Kadroyu hatırlayamıyorsun tabii değil mi? Yok, kadroyu şöyle söyleyeyim. 3 yıl boyunca hani, aynı sırada bak 3 yıl boyunca 3 Ahök. Ülkeler, Eminler, Müjdatlar onları biliyorum da diğer hepsini sayamam. Peki, peki çok teşekkürler. İyi yayınlar diyorum abi. Görüşmek üzere, kendine çok iyi bak. Evet, 0212-360-034 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söyleyeyim. Bugün 10.30. Neden 10.30? 10.30'dan sonra Hakan Can, sevgili Fanatik Gazete Spor yazarı Hakan Can'la bir bağlantı kuracağız. Tabii yayın içerisinde onunla beraberken de, sohbet ederken de telefon almaya devam edeceğiz. Tabii ki o anda siz de bir şey sormak isterseniz Hakan abiye, onu da canlı yanında siz de bir araya getireceğiz. Aygün abi günaydın, lütfen transferler artık 4-5 yılını son bulsun. 4-5 yılı boyunca Fenerbahçe bu kadro oynasın. 2 yıl, 3 yılı hocaya göndermeyelim. Hocamız çok iyi bir zamanlar ki Fenerbahçe gibi eninde sonunda şampiyon olacağız. Abi katılıyor musun demiş Uğur Pekşen. Kadronun bu kadar değişmesi benim de kafalarımda biraz soru işareti oluşturmaya başladı. Son dönemlerde sosyal medya beni de çok etkilemeye başladı. Bununla yönelik çok fazla yorumlar var. İşte çok fazla transferler yapılıyor diye. Hatta ben 7-8 diye hatırlıyordum. Dinleyicimizi alacağım ama biraz bekletebilir miyim? 7-8 diye hatırlıyordum yani Fenerbahçe'nin transferlerinin kaç tane olduğunu falan filan diye. Fenerbahçe'nin 9 tane transfer yapmış. Hadi bakalım 9. isim kim? Dinleyicimize soruyorum. Bir isim daha var. O isim şöyle bir örnek vereyim. O ismin transferinde öncelik hakkı Fenerbahçe'nin de. Fenerbahçe bu öncelik hakkını kullandı ve hemen bir takıma satışını gerçekleştirdi. Hadi takımın adını da söyleyeyim, Ankara Gücü diyeyim. Hadi bakalım bilebilecek misiniz? Diyelim günaydın. Günaydın. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Bülent Oğuz ben. Buyurun Bülent Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Beğendiniz mi Beşiktaş'ı? Yani şu şekilde söyleyeyim. Çok memnun da değilim. Böyle bir enteresan bir takım oluştu. İleri üçlümüz süper. Defans berbat. Ne olacağı belli değil. Bu takım üçlü oynar mı belli değil. Bugün birçok muhabir arkadaşın bu üçlü savunma oynanamaz tarzında görüşleri var. Beşiktaş'la ilgili. Yani enteresan bir takım oluştu. İleri üçlümüz süper oynuyor. Defansa gidiyorsunuz. Yayla. Ova her taraf istediği gibi geçebiliyor yani, hiç problem. Hı-hı. İstedikleri gibi top oynuyorlar. Futbolcular kendi hallerinde. Yani böyle bir enteresan takım var. Ben şeyi de anlamıyorum. Hocamızı da anlamıyorum. Yani üçlü ne kadar bu kadar ısrar ediyor? Neden bu kadar üstüne düşüyor? Bu takım üçlü oynamaz gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Bugün demin de söylemiş olduğum gibi Bülent Bey, birkaç muhabir arkadaşın sosyal medya hesaplarına baktım. Hatta bazısı bir kısım ileri gitmiş. Böyle devam ederse Şenol Hoca da gelebilir tarzı yorumlar da yapmaya başlamışlar ama çoğu üçlü savunmayla Beşiktaş'ın oynayamayacağını belirtmişler. Gezal'ın 10 numara oynayamayacağını belirtmişler. Evet. İşte çok mecbur kalınmadığı takdirde, yani çok mecbur kalınmadığı takdirde Rozier gibi, Umut gibi, Rozier'in sağ çıktı sağda, işte sağ stoperde, Umut'un sol stoperde mecbur kalınmadığı takdirde, zor da olunmadığı takdirde oynamaması gerektiği yönünde yorumlar yapmışlar. Özellikle Getson ve Salih'in önünde üçüncü bir orta saha olmazsa orada bir koridorun oluşturulması
kavuşacağı yönünde yorumlar aynen var. Emirhan'ın da mutlaka bu takımda oynaması gerektiği yönünde yorumlar var. Bunları ben toparladım, onu söyleyeyim. Yani sadece bir iki kişiden değil. Genellikle Beşiktaş muhabir arkadaşların, takip eden arkadaşların şeyleri. Eğer bir adım daha ileri gitmiş, eğer Valerian İsmail bu inadından dönmezse olan taraftarı olur diye yorumlar da koymuşlar. Hatta böyle devam ederse, bu sıkıntılar devam ederse de işte hep diyoruz ya, Şenol Hoca'nın bir orada bir gölgesi var. Belli bir süre sonra da taraftarın isteğiyle belki Şenol Güneş'in gelebileceği yönünde de yorumlar var. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Yani %100 katılıyorum ama erken bir düşünce Şenol için, hoca için. Çünkü hani bir teknik direktörümüz var sonuç olarak. Talih başlamadı. Hocamızın arkasında durmak zorundayız sonuç olarak. Ama o da inat etmemesi gerekiyor bazı konularda. Çünkü neden? Bir oturmuş bir sistem vardır, o sistem üzerinden gitmek gerekir. Üçlü çok zor. Yani bu alacağınız transferleri o zaman ona göre yapacaktınız. Transferleri de ona göre yapmıyorsunuz. Ama üçlü oynayacağım diye ısrarla oynatmaya çalışıyorsunuz. Oynamayacak bir takımı. Bir dörtlü deneseniz bu takımda neler olacak? Bu arada ben Beşiktaş taraftarı olarak Fenerbahçe'de bugün inşallah tur geçerler diyorum. İnşallah. Ama şuna da çok üzülüyorum. Hala da. Hala hatalar yapılıyor. Forvetsiz bir takım çıkıyor şimdi. İnşallah geçerler ama yani geçmezlerse herkes kendi kafasına vurur gibi geliyor bana. Doğru katılıyorum. Doğru. Burada yani, faturanın kesileceği kesim Sayın Başkan'la jest olur, açık söyleyeyim. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynuyorsunuz. Bakıyorsunuz forvetin. Evet. İlk maçta da bu forvetin ilk maçta da Fenerbahçe çok hissetti bunu. Forvetsizliği ilk maçta da hissetti. Aynen öyle. Yani şimdi Serdar Dursun var, kabul ediyorum ama yani o ikinci forvet olur. Onu tam olarak golcü olarak göremedim. Ya Ener Valencia, Serdar Dursun, Samatta gibi isimler Fenerbahçe'de kimse kusura bakmasın bir numaralı forvet isimleri olamaz, aday olamaz. Değil. Bu kadar basit. Peki. Beşiktaş nasıl nokta yaptı forvet anlamında? Fenerbahçe'nin de yapması gerekiyordu. Ben üzülüyorum bu konuda. Çünkü neden? Şampiyonlar Ligi'nde alacağımız puanlar bizim için çok kıymetli. Doğru. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağ olun. Çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra da ters köşeye devam edelim. Telefon alacağımızı belirtelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, ters köşe tüm hızıyla devam ediyor. 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün 10.30'a kadar telefon alacağız. 10.30'dan sonra Fanatikas Spor yazarı Hakan Can'la beraber programda günün öne çıkan başlıklarını, bütün takım değerlendirmelerini, tabii yeni sistem var, hakemlerimizin küme düşme olayları, hepsini sevgili Hakan Can'la beraber masaya yatıracağız, konuşmaya çalışacağız. Ara ara da sizlerden gelen telefonları da almaya devam edeceğiz. Gazi Kartalları, günaydın abi. Dün akşam evin kapısı açık kalmış. Aman dikkat. Küçük yavru köpek evimize girdi. Bu güzel can da terasa gelmiş. Ona yemek verdim. Ayağı kötüydü. Yemek bitince ilaç sıktım. Korktu gitti ama olsun, ona iyi gelecek demiş Gazi Kartallarım. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Hoş geldiniz. Merhaba. İstanbul Beykoz'dan Kamil'den. Nasılsınız? Sağ olun Kamil Bey. İyiyim, nasılsınız? Beykoz'da çok güzel bir şehrimizdir. Her zaman bekleriz. Beykoz'a evet, geliyorum canım. O yukarıya çıkıyorum ara ara. Evet. Şimdi ben çok vaktinizi de almadan sizin zaten şu telefonu çok güzel insanlar aklımdakileri... Kamil Bey, ara ara sesiniz gidiyor. Kulaklıkla mı konuşuyorsunuz yoksa çekmeyen bir yerde misiniz? Yok, şu anda nasıl? Harika. Buyurun, dinliyoruz sizi. Buyurun. Evet. Ben sadece şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi her zaman konuşuluyor bu altyapıyla alakalı, bir şeyle alakalı. Hı hı hı. Bir yabancı hayranlığı var maalesef. Şimdi ben sadece şunu demek istiyorum. Şimdi altyapıda amatör kulüplerimizden profesyoneller sanıyorum yüz binlerce gencimiz bekliyor. Doğru. Bu umutla. Bunların aileleri de bekliyor. Hı hı. Ekonomik bir zaten savunma var. Şimdi biraz önce öğrendim. Fransa'dan, Lyon'dan genç bir kardeşimiz stoper olarak galiba. Evet. Beşiktaş'a. Bu Türk çocuğu. Evet. Evet. Yani benim ricam şudur. Yani bu basındaki arkadaşlar lütfen bizlere girsinler.
amatör maçlara, altyapıdaki çocukların heyecanı illa ki biliyorlardır. Onlar da bir yerlerden gelmişlerdi. Ama futbolun hep bulucu. Yani bu yol aldığımız. Vallahi Kamil Bey ses çok kötü geliyor ama ne demek istediğinizi çok iyi anladım. Biraz daha bu altyapıdaki futbolcuların gözlemlenmesi gerektiğini, bu kulüplerin özellikle kulüplerde bulunan çalışanlar, scout ekipleri dediğimiz ekiplerin biraz altyapılara gidip oradaki futbolcuları takip etmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Buna da katılıyorum. Yani sadece bu ekipteki arkadaşlar hafta sonları takımın altyapı maçları yerine ülkenin çeşitli yerlerinde birçok sahalarda çıkan mücadele veren futbolcu kardeşlerimizi, genç kardeşlerimizi takip etmeleri gerektiğini söylüyorsunuz ki buna da sonuna kadar katılıyorum. Ama maalesef o koltukta oturan arkadaşlar pek o koltuklardan kalkıp da böyle dışarı gitme niyetleri yok. Bunu daha önceki dönemlerde de gördük. Milli takım teknik direktörüne gelen yabancı hocaların bile maçlara gitmediğini gördük. Bazı maçları işte üç büyüklerin maçlarına gidip diğer takım maçlarını takip etmediğini de gördük. Görüyoruz. Görmeye de devam edeceğiz ama sonuna kadar da katılıyorum Kamil Bey'in söylediğine. Özellikle bu scout ekipleri altyapılarda oynayan futbolcuları ve onların teknik direktörleriyle biraz irtibat halinde kalsalar, onlardan gerekli bilgiler alsalar belki de çok daha fazla sporcu yukarı çıkacak. Belki de ileriki dönemlerde bu futbolcuları da çok büyük paralarla yurt dışına göndererek de kulüpler kazanç sağlayacak. Kısa bir aramız var. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Twitter mesajlarını okuduk. Biraz da yavaş yavaş Instagram'a dönelim. Instagram'da da çok fazla mesaj var. Özellikle bu ilginizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bazen okuyamadıklarım da oluyor. Onlardan da şimdiden özür diliyorum. Mustafa Şahin, iyi yayınlar Aygün abi. Konu ne sistemde ne de başka bir şey. Valerian Hoca başarısız olacak. Bu net belli oldu bence demiş Mustafa Şahin. Biraz erken mi karamsarlığa kapılıyoruz acaba? Bekleyip görmek lazım diyorum. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Adım Gökhan, Gökhan Demir. Buyurun Gökhan Bey. Alo, dinliyoruz sizi. Buyurun Gökhan Bey. Benim naçizane şöyle bir sistemim var. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe taraftarıyım. Yani bizim genel olarak taraftarlarımızda şöyle bir şey var. Herkes bir scoutluk yapıyor. Herkes bir kadro düzenleme yapıyor. Herkes bir teknik direktörlük yapıyor. Yani bizim temel amacımız sadece takıma destek olmalıyız. Takımın her zaman arkasında olmalıyız. Yani kesinlikle bundan başka bir işimiz olmamalı bence taraftar olarak maçlara gitmek. Onun dışında bir taraftar olarak her şeye hemen karamsar bakıyoruz. Her şeyi hemen karalama peşindeyiz. Pire hani bakıp da yorgan yakan bir taraftarız biz Fenerbahçe olarak. Genel öteki taraftarları bilmiyorum ama ben kendi adıma konuşayım. Öyle bir sistemim var. Teşekkür ederim. Sağ olun, kendinize çok iyi bakın. Hasan Kurt Bey hafif biraz da bana dokundurmuş. Fenerbahçe'nin başarısızlığında benim de payım var gibi gözüküyor. Neyse bakalım. Fenerbahçe transferde mantıksızlığı yine yeniden devam. Bunu zaten söyledim ben, transferde bazı hataların yapıldığını. Aslında bir soru da sordum. 9 transfer yapılmış dedim Fenerbahçe'de. Herkes 8 diye biliyor. 9. ismi de sordum. Bakalım dinleyicilerimiz bu 9. ismi bulabilecek mi? Bunu jesto bağlanması mantıksız bir. PL'ye alamayan başkan, sizin de sürekli taraftara gelecek geldi demeniz, bu başarısızlığa çanak tutmanız, akıl tutulması, Ali Koç'un bu işi beceremiyor diyememeniz ayrı bir durum. Crespo varken Arao alındı. İsmail varken Arao'nun alınması. Minjeki'nin yerine gelen oyuncunun bir 11 oyuncusu olmaması. Kanat dolu takım giden yok demiş. Şimdi Minjeki olayı çok farklı. Kim Minje olayı çok farklı. Kim Minje gitmek istediğinden dolayı Sayın Başkan tutmak için çok uğraştı. Rakamını da yükseltti ama futbolcu gitmek istedikten sonra tutmanız mümkün değil. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Sefa ben abi, İstanbul'dan Trabzonspor taraftarı. Buyurun Sefa abi, hoş geldin. İyiyim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Abi bizim malum cumartesi günü Sivas maçımız var. Evet. Biletlerimizi aldık, maçı bekliyoruz abi. Güzel. Bu taraftar kesinlikle daha bir Fenerbahçe arkadaşım ilk önce kendi takımını sonuna kadar desteklemesi lazım. Katılıyorum. Sivas Spor'da
galiba bilet tarafını dolduramadılar. 2 gün önce Trabzonspor ve TFF kartları hariç takım taraftarları maça girebilir diye bir açıklama yaptı. Herhalde karşı taraf unutur diye. Yok, ondan da değil ya. Şöyle söyleyeyim. Mesela ben bir taraftar olsam, o maçı izlemeye giderim. Yani bir kulüp taraftarı da olsam o maçı izlemeye giderim. Yani dolduramayıp dolduramam anlamında değil yani. O anlamda söylüyorum. Şimdi bilet fiyatlara da baktım ben. Biraz ucuz gibi geldi bana. 175 lira mıydı? Uygun. 175 miydi? Neydi öyle bir şeydi tam? Tam rakam hatırlamıyorum. 1200 kadar uykusu ucuz yapsınlar yani. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Ülkemizde hazırlık maçları bazı şeylerin ilk başı fazlaca baz alınıyor diye düşünüyorum. Yani ben dinliyorum seni her sabah mümkün olduğunca fırsat bulabiliyorum abi. Özellikle Beşiktaş taraftarı karamsar. Çok karamsar ki olmasınlar abi. Takım oturduktan sonra çok şey değişebilir. O kadar karamsar bakılmamak gerekiyor. Ama bu üçlü sistem bak, bu üçlü sistem sıkıntılı bir sistem. Ama oturabilir daha, bu tam tersi olabilir. Ben o kadar karamsar düşünmüyorum yani. Dediğin doğru olabilir ama. Üçlünün sağa ve solu ileri gidiş gelişler, bunu Fenerbahçe yaşadı. Çok sıkıntı yaşıyorsun üçlü sistemde. Ben sana söyleyeyim. Bir kolay değil. Abdullah Avcı'nın 95'ini bitirdik dediği transferin biz anladık. Sağ stoperler herhalde transfer kapanacak. Ben işte TRT Spor, Osman Spor izliyorum. Oyun ezberi en güçlü takımlardan biri Trabzonspor. Ve bu sene Trabzonspor kısmı Türkiye Ligi için söylüyorum. Avrupa için konuşmuyorum abi. Yani çok fazla şans tanımıyor. Bu neden bu kadar düşük doğrularda bilmiyorum hani. Ama Fenerbahçe Beşiktaş ciddi anlamda iyi transferler yaptı. Keza Galatasaray da yapıyor ama burada oyun ezberi bence çok önemli. En iyi oyun ezberine sahip takım da Trabzonspor. Yani kadroda çok büyük değişim yok. Çok fazla değişim olmayan takım Trabzonspor baktığın zaman. Geçen seneki kadroyu yani, korudu. Bir Vakayeme, Trezeguet değişim oldu. Evet, bravo. Yani 3'ten 4 tane topçunun hazırlık maçında verdiği kötü performansla yani takımı tamam ben de eleştiriyorum. Galatasaray'a lazım onu da biliyorum ama yani eğer 4-5 de topçunun yüksekliği maçta Sivas maçında biz bunu görürüz. Vitesi yükselttikleri zaman Trabzonspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu yine bu sene Türkiye görecek abi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi şunu söylememiz lazım. Bu adı üzerinde hazırlık maçı. Hazırlık maçı. Anlatabildim. Hazırlık maçı. Bu kadar ciddiye almayın bu maçları. İkincisi bir takımın tam anlamıyla oturması anlamında söylüyorum. Yani siz hocanın istediği sisteme oturması anlamında, futbolcuların birbirini tanıması anlamında bir buçuk ay gibi bir süre geçmesi gerekir. Lig başladıktan sonra bu da ne demek biliyor musunuz? 4 ile 6 hafta gibi. Yani bizim bir takımı genel anlamda iyi ya da kötü, olumlu ve olumsuz anlamda değerlendirebilmemiz için 7. 8. haftaya beklememiz gerekir. Daha kafadan ben burada hatırlıyor musunuz? 2 sene önce işte bu Beşiktaş şöyle olacak, böyle olacak, bu biz şampiyon olamayız falan filan diyen taraftar dedim ki kardeş acele etme ya, bir bekle bir gör dedik. Daha sonra haklıymışsın abi, şampiyon olduk diyen çok Beşiktaş taraftar vardı. Şimdi Beşiktaşlı arkadaşlar görüyorum çok karamsarlığa takılmışlar, kapılmışlar. Bence biraz daha bekleyin. Hocanın kafasında bir oyun sistemi var, bir sistem oturtmaya çalışıyor, kolay değil. Üçlü bir defans. Kimi şimdi spor yazarları 3-4-3 oyna diyor, kimi farklı oyna diyor, 3'den 4'lüye dön diyen de var. Ama hocanın kafasında bir sistem var, ona göre de bir transfer politikası var. Bekleyip görmek lazım. Fenerbahçe de aynı şekilde 4-2-3-1'e dönüyor, bazen 4-4-2'ye dönüyor. Şimdi her takımın bir sistemi var, ona göre de transferler yapılıyor. Ligi bekleyip görmek lazım. Hazırlık maçlarındaki sonuçlara çok fazla aldanmayın. Hazırlık maçı sanki antrenman maçı gibi düşünün. Yani futbolcular idmana çıkmışlar, kendi aralarında maç yapmışlar gibi. Rakip de forma farklı, isimler farklı, yabancı takım falan filan ama adı üzerinde hazırlık maçı. Günaydın. Günaydın, iyi çalışmalar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ahmet, ben İstanbul'dan. Buyurun Ahmet Bey. Günaydınlar, iyi çalışmalar. Sağ olun Sedef. Şimdi bu konuşmanızın üstüne karamsar Beşiktaş diye adımı söylemem lazım zaten. Eyvah. Bugün ne oldu Beşiktaş'ta arkadaşlar? Yani bir karamsarlık, bir umutsuzluk var. Ya karamsarlık ve umutsuzluktan ziyade genelde takımı izlediğimiz zaman bazı şeyleri net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela siz Fenerbahçe olarak Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğinizde eksikleri net bir şekilde görebiliyorsunuz, dillendirebiliyorsunuz. Biz de aynı şekilde maçları ve idmanları ya da basın toplantılarını izlediğimizde görebiliyoruz. Şimdi ben dün mesela izledim, kampın son hazırlık maçıydı. Yaklaşık 4 haftadır, 4 ya da 6 haftadır kamp halinde Beşiktaş. Ben hala bir sistemin olduğunu göremedim mesela. Orta saha
top yapamıyor, forvete top gidemiyor. Ya dün 90 dakika maç boyunca bir tane organize atak ve bir tane pozisyon olmadığını gördüm. Şimdi bunlar tartışılacak konular aslında baktığınız zaman. Fenerbahçe'nin bir Dinamo Kiev maçını izledik. Bence çok iyi bir takım, taş gibi bir takım ve bu tamamen hocadan kaynaklanan ve sistemden kaynaklanan bir olay diye düşünüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim, daha transferler bitmedi takımlarda. Yani beklenenler var. Beşiktaş'a 3 aşağı 5 yukarı, Beşiktaş'ın 3 aşağı 5 yukarı bitti gibi gözüküyor. Mesela hocaya şeyi sormak isterdim ben. 150'li maçın üstünde üçlü sistemle oynadığını söylüyor her seferinde. Evet, doğru, doğru. Ama ne başarısı var mesela, ya da gittiği takımlarda hangi başarı elde etmiş? Ya da yüzde kaç galibiyet oranı var? 150 maçın 120'sini mi kazanmış? 100'ünü mü kazanmış? Nasıl bir başarısı var? Mesela ben bunu merak edip sormak isterdim. Basın mensuplarının yerinde olsam. Direkt ben bu soruyu sorardım. Yani galibiyet. Ben ne sorardım biliyor musun? Açık ve söyleyeyim mi? Şimdi Beşiktaşlı arkadaşlar bana kızacak. Hocam derdim. Kariyerinize baktığınız zaman hiçbir takımda uzun süre kalamıyorsunuz. Bunun sebebi ne diye sorardım. İşte bunu söylemek istiyorum ben de. Bak mesela, ben bunu sorarım. Ben Yılmaz Hoca var. Herhalde kariyerinde 2000 tane dörtlü defansla oynamış bir hocadır. Hı-hı. Ama sadece kariyerinde 2000'in üstünde maç oynadı diye bir başarı beklemek ya da buna benzer hocalardan, yani ki 2000'in üstünde maç oynadı. Evet, geldi. Sistemi kesinlikle, bunun sistemi uygundur. Yani anlatabiliyor muyum Aygün Bey? Yani, anladım ne demek istediğini. 150 maçın üstünde oynamış olabilirsiniz ama galibiyet yüzdeniz ya da başarı oranınız nedir? Ya da başarılarınız nedir diye ben sormak isterdim mesela. Acaba bunlar... Aynı zamanda takım içinde oynayan, şu anda transfer edilen ya da oynayan futbolculardan kaç tanesi şimdiye kadar üçlü sistemde 100 ya da 150 maç oynamış olabilir ki? Yani ben gerçekten bazı şeyleri anlamakta zorluk çekiyorum. Dün ben maçı izledim 90 dakika. Bir tane organize atar olmaz mı yani? Sonuç itibariyle çıkan ilk 11'de belki yeni geleceklerden belki 2 ya da 3 kişi değişecektir sistemde. Hı hı, ama ne orta saha, ne forvet attı, ne defans attı. Yani tamamen kopuk, tamamen doldur boşalta yönelik. İşte ileride Weghorst'un uzun boyundan dolayı indirmesinden dolayı bir top şişiyor, bir indirsin. Yani bu saçma sapan bir sistem olduğunu görüyorum ben. Yani 3 top. Ya mesela son 8 maç geldi Valerian İsmail. Geçen sezonun son 8 maçında bize ne verebildi mesela? Ben bunu çok merak ediyorum. Yine 8 maçta kaç galibiyet var? Galibiyet yüzdesi nedir? Ya da 8 maçta gerçekten kaç tane maçı... Acaba bu şey yani olmuş olabilir mi? İnsanların kafasında şu soru işareti olmuş olabilir mi? İşte o dönemde beni hatırladığım kadarıyla ya bir getirdik ama işte 8 maç sonunda kötü sonuç olmazsa 200 bin dolar vereceğiz, göndereceğiz tarzı da bazı açıklamalar yapıldığını hatırlıyorum. Doğru mu? Kesinlikle öyle var. Belki bu açıklamalardan dolayı hocaya karşı insanların bir güvensizliği oluşmuş olabilir mi? Ama zaten şimdi şöyle, Sergen Yalçın da geldiği zaman, ilk geldiği zaman sezonun ikinci yarısında geldi ve oynattığı futbolla zaten geleceğe yönelik bir ışık veriyordu. Ya da başka X bir hoca, yani X bir hoca da olsa oynattığı futbolla ya da sistemle geleceğe yönelik ışık verebilir. Ama ne yazık ki geçen sene son 8 maçta dahil, şu andaki hazırlık döneminde dahil geleceğe yönelik hiçbir ışık veremiyor takım. Yani zaten bunu siz de görebiliyorsunuzdur. Valla yani kadro yapısına baktığım zaman... Açık söyleyeyim, kadro yapısına baktığım zaman ben Beşiktaş'ın kadrosunun bu sene itibariyle şampiyonluk yolunda önemli damga vuracağını söyleyebilirim. Defansif anlamda söylemiyorum, ofansif anlamda söylüyorum. Hakikaten iyi bir kadro kuruldu. Fakat hocadan benim kafamda bir soru işareti var. Ben bunu hep söylüyorum. Benim için en büyük soru işareti hoca. Kesinlikle. Yani aslında bir son cümlenizi alayım, reklama da gitmem gerekiyor. Son cümlenizi alayım Mehmet Bey. Buyurun. Almayayım. Buyurun. Estağfurullah, buyurun. Yani sonuç itibariyle bir takımı yaratan, o takımı kurgulayan ve oynamasını sağlayan sonuçta baştaki kişidir, hocadır. Doğru. Hoca futbolcuların istediği kadar iyi olabilir. Milyon dolarlık, milyon euroluk futbolcular olabilir ama oynatamadıktan sonra hiçbir anlam ifade doğru etmez. Peki. Burada da sıkıntı bence hocada diye düşünüyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra programın ikinci bölümü geçeceğiz ama ara ara telefon alacağımızı söyleyelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Güner Abidinoğlu
tebrik ediyorum kardeşimizi. Lamine Diak diye. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin transferlerine baktığımız zaman şimdi sayıyoruz. Allah Allah diyorum. Yani nasıl oluyor? Bir isim kaçırıyorum. Çünkü her yerde şu farklı şeyler çıkıyor. Bir kere Lincoln Henrique geldi biliyorsunuz. Buruma geldi 2. Thiago Çukur geldi 3. Joshua King geldi 4. Emre Mor geldi 5. William Aroa geldi 6. Lamine Diak. Lamine Diak ismini söyledi Güner kardeşimiz. Tuzla Spor'dan biliyorsunuz ön libero'ydu. Bunun öncelikli satın alma hakkı Fenerbahçe'deydi. Öncelik hakkı Fenerbahçe'deydi. Ankara Gücü'ne verildi. İşte buradan da 500 bin euro gibi işte bunun 175 bin eurosu şeye gitti öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Tuzla'ya gitti işte 370-375 bin eurosu Fenerbahçe'ye falan geldi. Lamine Diak'tı. Onu söyleyelim. Gustavo Henrique ile beraber tabi baktığımız zaman 8-9 oluyor. Allah Allah diyorum kim derken tebrik ediyorum sevgili kardeşimizi. O da İngiltere'den yazdı. İngiltere'de sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Lamine Diak ismini. Evet, hattımızda Fanatik Gazetesi spor yazar Hakan Can var. Hakan abi yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk genç aydın. İyiyim. Hakan abi çok teşekkür ederim. Sesinizi duyduk. Her zaman olduğu gibi, her çarşamba olduğu gibi iyi oluyoruz. Diğer günler bilmiyorum ama çarşambaları ayrı farklı bir iyilik geliyor üzerime. Vallahi diğer günler yayına bağlanan insanlara söyleyeceğim bunu. Güzel. Hakan abi şimdi bugün genellikle bağlanan dinleyicilerimiz biraz Beşiktaşlıydı. Ve hepsinde bir umutsuzluk var. Bir umutsuzluğa kapılmışlık var. Hoca üzerinde, benim de hoca üzerinden bir kafamda soru işareti var. Hatta şunu sordum ben. Ya dedim ki ben Vaden İsmail'in basın toplantısına gitsem soracağım bir tane soru var dedim. O da ne dediler? Şunu söyledim. Hocam dedim, kariyerinize baktığınız zaman neden çok kısa süre kalmışsınız takımlarda? Bunun sebebi ne diye sorardım dedim. Çünkü hakikaten istatistiklerine baktığınız zaman çok uzun süreli takım çalıştırmadığını görüyorsunuz. Benim kafamda da tek soru işareti Valerian İsmail. Kadro hakikaten iyi bir kadro kuruldu. Ne dersiniz? Beşiktaş taraftarı bu anlamda biraz karamsarlığa kapılıyor. Ne dersiniz? Yani karamsar olmak konusunda haklı da buluyorum biraz. Çünkü hepimizin tek eğlencesi futbol. Yani çoğumuzun tek eğlencesi futbol ve bazı gelişmeler geleceğe dair tahmin yapmamızı kolaylaştırıyor. Ben Valerian İsmail'e sorduğum o soruyu tekrar söylüyorum, haksız bir soru olarak buluyorum. Çünkü yani daha önce de konuştuk üzerine, adam hep transfer teklifi alarak sınıf atlamış. Şimdi de Beşiktaş'ta. En iyi kulüpte çalışıyor, çalışabileceği. Yani taraftarın endişesi şu. Ama o zaman da takımı yarı yolda bırakmış olmuyor mu Hakan abi? Yani tamam, transfer teklifi alıp gitmiş, bazı takımlarda 6 hafta kalmış, bazısında 8 hafta kalmış. O anlamda söyledim. Yani devamlılığı yok anlamında. Hatta sen onunla kavgadaydı. Bırak bana anlatma diye. Özür dile, konuyu kapatalım. Ya. Adamın üçlü savunma dışında başka bir formata asla sıcak bakmaması, hı hı, ve Beşiktaş savunmasının, orta sahasının üçlü savunma yapacak alternatifler de bulundurmaması insanları korkutuyor. Doğru. İşte büyük korku var. Doğru. Beşiktaş top ayağındayken çok eğlenceli bir takım haline gelecek. Keyif verecek. Çok gol atacak. Ancak iyi kapanıp iyi çıkan takımlara karşı da çok büyük sıkıntılar yaşayacak. Şimdi bu Rus ruleti oynamak gibi. Hazırlık maçlarına bakıyorsun. Çok da iyi bir görüntü verilmedi. Gerçi işte Cenk'in, Muleyka'nın, Warriors'ın birlikte oynama alışkanlığının olmayışı, Cezal'ın her zaman oynadığı pozisyondan farklı bir düzene geçişi de bununla etkin, ama defans SOS veriyor. Biz üçlü takım savunması yapmakta sıkıntı çekiyoruz diyor. Oyuncuları buna inandıramazsan ve sonuçlar bu oyunu desteklemezse
sıkıntı olabilir gerçekten Beşiktaşlı taraftarların düşündüğü gibi. Altı haftada gidiyorsun birader, 8 haftada. 6-8'ler var çünkü ben gelmeden önce bir önce takımı niye yalnız bırakıyorsun erkenden? Yani tabii şimdi... Artık çok iyi kontrat geldi. Ama olmaz. Çünkü opsiyonum vardı, öyle sözleştik. Ama ona göre takım kuruyorsun Hakan abi, ona göre transferler yaptırıyorsun, sonra takım yarıda da bırakıyorsun. Türkiye'de. O iş Türkiye'de böyle. Türkiye'de takımı teknik direktörlere kurduruyorlar. Yurt dışında kadro mühendisliği tamamen yönetimin işi. Mesela Beşiktaş tarafı şunu söylemek istiyorum. İki gün önce bir yerdeydim. Orada Veli Kavlak da vardı. Bir yerdeydim. İsmini veremeyeceğim bir yerde. Sosyetik bir mekandaydım. Değil. İşte zengin gazeteci, fakir gazeteci aynı zamanda. Fakir gazeteci hemen yakalıyor. Zengin gazeteci. Veli Kavlak Cenk Tosun'la ilgili çok güzel şeyler söyledi. Çok hazır olduğunu ve İnşallah. Beşiktaş taraftarına bu sene hakikaten o eski performansını çok üzerine bir performans sergileyeceğini söyledi. Sık sık onunla konuştu. İnşallah belirtti. Çünkü ya bir tek Beşiktaş için de değil Cenk. Milli takım açısından da doğru. Çok lazım bir abi. Deneyimli, çok gol attı. Çok ihtiyaç var. Biz ön bölgede Burak da milli takımı bıraktıktan sonra çok alternatifli bir kadroya sahip değiliz. Formda bir Cenk'i Türkiye'deki her kulüp taraftarı ister. İnşallah da Veli'nin söylediği doğrudur. Yani o sakatlığın izlerinden eser kalmamıştır. O tek vuruşu çok güçlü, çok güçlü dönüyor dedi. Çok güçlü dönüyor dedi, onu söyleyeyim. O yüzden de Beşiktaşlara da böyle güzel bir haber vermiş olalım. Çünkü herkesin kafasında Hakan abi biraz tabii soru işareti vardı. O çok ciddi sakatlıktan sonra nasıl dönecek anlamında. Kafalardan seken top. Buyurun abi. Birkaç teknik direktörle konuştum. Onlar da öndeki ikilinin nasıl olacağı konusunda kafalarında soru işareti taşıyorlar. Muleka Vagos diyen 3 kişiden ikisi 2 yabancı ile oynayacağını, bir tanesi Cenk kanat mı? Ve rakibin durumuna göre de birinin forma giyeceğini söylediler. Belki kanat da kullanamaz mı Cenk'i? Kullanabilir aslında. Mümkün değil abi. Kullanmaz mı diyorsun? Yani hem sprinter olacak, hem atletik olacak, hem savunmaya yardım edecek. O anlamda Cenk diyorsun. Cenk Mertes'in oyuncusu. Evet. Hakan abi bir dinleyicimiz var, isterseniz onu bir alalım. Topu, okuyacaktım ama şimdi dinleyici gelmiş. Onu bir alalım. Tamam. Ondan sonra mesajını okuyayım. Kafalardan seken top Beşiktaş'la ilgili soruyor çünkü. Günaydın. 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 Abi Bursa'dan Ergin ben. Nasılsınız? İyiyim Ergin Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hakan Can abimiz var. Fanatik Asya Spor yazarı. Buyurun Ergin Bey. Sorunuzu evet, alalım. Evet abi. O yüzden bağlandım. Abi ben şimdi... Ya, o yüzden bak Hakan abi, senin yüzünden bağlandım. Normalde bana bağlanmayacaktı. Yok abi. Çok denedim. Şimdi düşürdüm ama Hakan abi o için de bağlandım biraz. Peki. Teşekkürler. Buyurun. Hakan abiyi seviyoruz yani abi. Şimdi ben Hakan abiye geçen hafta bir soru sormuştum. O sorunun cevabını ben buldum abi. Neymiş soru? Neydi? Hatırlamaya çalışalım. İlk teknik direktör kim olur diye. Şimdi ben Hakan abiye bir Hakan abi duyuyor değil mi beni? Evet. Hakan duyuyor. Abi. Hakan abi, Ergin abi çok zor diyor ki. Demiştim ben de. Hakan abi. Söyle. Ergin abi diyor ki hocanın diyor kafasında bir sistem var diyor. Ama ben de şöyle düşünüyorum. Ya kardeşim bu adam daha yeni gelmedi ki Jesus gibi. Hadi Jesus Okan Buruk'u anlarım ama bu adam yeni gelmedi ki takımı oturtturamasın yani kafasında. Şimdi Ceyhun Kazancı da diyor ki Beşiktaş taraftarı Şenol Güneş gelir diyor. Ceyhun Kazancı da diyor ki Şenol Güneş gelirse ben bırakırım diyor. Abi sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şenol Güneş gelir mi gelmez mi? Peki, çok teşekkürler. Onu söyledi mi? Ben teşekkür ederim. Hayır. Abi söyledi. Onu şöyle söyledi. TRT'den Fırat Güneyer söyledi bunu. Eğer Şenol Güneş gelirse ben bırakırım demiş Ceyhun Kazancı ama o yalanlanmadı Ceyhun Kazancı'nın ağzından. TRT'den Fırat canlı yayında söyledi onu. Ben de dinledim onu. Ben bunu atlamışım. Canlı yayında dinledim ben bunu Hakan abi. Tamam yani bu doğru haber. Doğru. Saatleştikten sonra yalanlanmayan haber doğru haberdir. Doğru. Kardeşim. Doğru. İletişimi düzgün yapmış. Şöyle söyleyeyim hatta isterseniz hatırlatma anlamında o zaman Valeri İsmail muhabbetleri falan filan vardı. Bu görev bana verildiyse bu işi ben yapacağım dedi. Eğer Şenol Güneş'i getirecekseniz ben bırakırım demiş. Ve daha sonra da Valeri İsmail'i getirdi. Onu söyleyeyim. Bunu Fırat Güneyer'de TRT'de söyledi. Buyurun.
Ceyhun Kazancı. Bir defa Ergin kardeşime teşekkür ediyorum. Evet, bence de Valerian İsmail bayrağı kaptı, koşuyor. Nereye? İlk ayrılacak insan olabilir. Kimse ya, ilk ayrılacak hoca olma konusunda. Bir şeyin şu yukukluğundan beterdir. Ben de dün ya da önceki gün sosyal medyaya pek girmemeye çalışıyorum detoks için. Şenol Güneş bu takımın başında olsa uçar kaçar diye çok sayıda paylaşım gördüm. Doğru. Var mı? Ne oluyoruz dedim. Şimdi hepsini birbirine bağlıyorum. Bir defa sportif direktörün Cem'in sıfatı tam olarak ne, özür dilerim. Bir bakayım ben hemen Hakan abi. Bakayım ben, siz devam edin. Böyle resleşmesi doğru değil. Galatasaray Lisesi mezunu, Boğaziçi mezunu, donanımlı bir adamın. Sportif direktör. O varsa ben yokum demesi için, o varsa diye bahsettiği insanın ilkel, gayri ahlaki davranışları olan, antrenman biliminden faydalanmayan, oyunculara iyi liderlik yapamayan falan biri olması lazım. Böyle bir şey nezaketen de olsa Şenol Güneş içinde, Fatih Terim de içinde, Mustafa Denizli içinde söylenemez. Her şeyi nezaket çerçevesi içinde resleşmeden halletmek yöneticiliktir. Kırarak dökerek değil. Yani Ceyhun Kazancı'nın bundan sonraki sözü ben olmazsam Beşiktaş olmaz mı olacak? O varsa ben yokum. Çok çok hatalı bir konuşma. Burada ısrarla röportaj tekniği olarak söylemesi gereken şey, gazeteci dostlarıyla konuşurken dahi teknik direktörümüz görevimizin başındadır, kendisine güveniyoruz. Bitti. Başka birini incitmeye, kırmaya, resleşmeye gerek yok. Öte yandan Ahmet Dulçebi'nin Şenol Güneş'e olan zaafını da biliyoruz. Evet, doğru, doğru, hatta doğru. Şenol Güneş'in gelmesi bekleniyordu. Doğru. Hatta onu da kırmamak lazım. Başkanları da çok zorlamamak lazım ki arada. Ya beni tercih edersiniz, ya onu siz bilirsiniz falan. Ya amacınız kulübü iyiye götürmek, geliştirmek, oyuncuları geliştirmek, taraftarı mutlu etmek değil mi? Hatalı olmuş ama bütün bu gelişmelerden en çok tartışılmaya ve en erken tartışılmaya başlanan hocanın Valerian İsmail olduğunu görüyoruz. Yani çok üzülerek söylüyorum ama Galatasaray ile Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında tutacak en büyük faktör, şampiyonluktaki diğer rakipleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa kupaları oynayacak olması. Tabii onların en büyük avantajı var. Çarşamba, pazar, doğru. Sürekli maç oynayacaklar. Yurt dışına deplasmana gidecekler, gelecekler. Bir de lig tatili Katar'a göre ayarlandığı için böyle bir avantajları var. Valerian İsmail bunu skorlarla destekleyemezse eğer ayrılması kaçınılmaz olabilir. Hakan abi peki ben de katılıyorum. İlk 2-3 hafta Sayın Valerian İsmail için sıkıntılı sonuçlar gelirse sıkıntı doğuracak haftalar gözüküyor. Peki bu kadroyu Şenol Hoca'ya ver, Şenol Hoca bu kadroyla ne yapabilir peki? Valla öyle de düşünmedim. Yani 4'lüye dönerse Şenol Hoca'nın sevdiği oyuncu tipleri takımda. Evet, var. Yetenekli, birebir de fark yaratan oyuncularla oynamayı sever Şenol Hoca ve oyuncuyu geliştirir. Biliyorsun da Trabzonspor'dan biri kiminle çalıştıysa o takımdan gol kralı çıktı. Hı hı. Ancak işte savunma kurgusu nasıl olur? Orada hem sayısal olarak hem kalite olarak yüksek bir derinlik sağlanabilmiş gözükemiyor. Bir de Aslan Rıdvan gitti. Aslan Rıdvan diyorum çünkü Türkiye'den yurt dışına bu sene ihraç edilen tek Türk futbolcu galiba. Doğru, şu andaki öyle. Yani şeyi saymayalım. Biz alıyoruz, 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 alıyoruz. Bir tane satıyoruz.
Yani bir Ozan var ama Ozan tabii Husiti farklı bir olay. Türk anlamında söylerseniz bir Ozan var. Ozan Tufan ama Husiti olayı. Eski sanatçı ama o bir cebimizden alıp öbür cebimize para koymak. Çünkü Husiti'nin sahibi Türk. O güzel. O anlamda söylüyorum. Ha, o anlamda. Acun Ilıcalı anlamda. Ben Erbakçeli. Allah yarın bonservisinin yarısına 4,5 milyon lira veriyor. Kadro dışı kalmış. Ozan için 3 milyon euro veriyor. Hı hı. Yani veriyor yani. Peki. Ben bu iki transferi 2 milyon euroya bitirirdim diye düşünüyorum. Toplam o 7,5'a bitirdi. Fenerbahçe oldu mu kesenin ağzını açıyor. Acun'un öyle bir iyi bir Fenerbahçeliği var. Hakan abi çok kısa bir reklam arasına gitmemiz lazım. Aradan sonra ters köşe tüm hızıyla devam edecek. Çok kısa bir ara veriyoruz. Tabii. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Hattımızda Fanatik Asispor yazarı Hakan Can var. Hakan abi, kafalardan seken top. Hakan abiye soruyorum diyor. Rıdvan'ın yerine mutlaka yerli oyuncu almamalı lazım. En güçlü aday Tayfur gibi duruyor diyor. Ve stoper hattımız yetersiz. O bölgeye gelecek var mı? Bence Beşiktaş'ın stoper üçlüsü Saiz, Emrecan ve transfer şart demiş. Neler söylersiniz? Rıdvan transferi de gerçekleşti. Bence biraz düşük rakama gitti ama benim beklentimin altta bir rakama gitti Rıdvan. Aygün 6 milyon euro 108 milyon lira ediyor. 4 milyon bonuslarla 6 milyon. 5,5 6 milyon. 4 milyon önce. Bonusları belli bir oranlardan sonra 6 6,5 buluyor. Ama 4 milyon. Gene de çok büyük para. Ben çok seviniyorum kendi hayallerimin peşinden koşan futbolculara. Beşiktaş'ın ona yaptığı yatırımı yüzlerce katını vererek gitti. Bu sonraki satıştan da paydan da para kazandı içeriden. Ama Beşiktaş onun eksikliğini çok hissedecek. Çok önemli bir yıldız. Alternatifti. Hı-hı. Yani kanatta önde oynat, arkada oynat, üçlüde oynat, beşinin kenarında oynat. Neyse iyi futbolcu abi. Kafalardan seken topa söyleyeceğim şey şu, sıkıntısını yaşayacaklar. Tayfur Bingöl bir sol bek mi tartışmaya açık. Çok iyi futbolcu. Çok pozisyonda oynayabiliyor. Devamlılığı çok yüksek. Ama sayısal olarak da orayı güçlendirmek şart. Muhtemelen bunu da düşünmüştür Beşiktaş yönetimi ve Cem Kazanç. Cem Kazanç derken be. Tabii. Durum çok sert çıkmış ya. O gelirse ben yokum. Yani şöyle bir sohbette söylemiş onu Hakan'a. Ben onu TRT'de Fırat Günayar'ın ağzından duydum. Ama çok sert bir söz. Böyle bir şey söylemeye ne gerek var? Kalp kırmaya ne gerek var? Planlarımız da yok. Hocamızdan memnunuz. Hocamıza devam ediyoruz. Biz uzun süreli sözleşme yaptık. Tamam. Bir dersin geçiştirirsin ama o gelirse ben giderim. Ciddi bir iletişim kazası. Evet. Gazi Kartalları demiş ki abi çarşamba günleri benim için Aygün abi sen kahve, Hakan abi sen de süt, ben de şeker gibiyim. Bunlar bir araya gelir. Üçü bir arada oluyor. Yani çarşamba günleri güzel geçiyor demiş. Burada tabii özellik kahvede tabii ki. Kahvenin kalitesi süt. Evet. Evet. Genç olması, kahve olması. Ama şimdi süt ve şekeri koyduğumuz zaman ne olacak abi? Hakan abi? Kahve olmadığı sürece. Kahveni kaybedecek. Ben müsaadeyi isteyerek ayrılıyorum. Hayır. Ama tabii kahvenin içimine de çok süt sağlar. Takdir ettik, saygıda kusur etmemeye çalıştık genç kardeşimde ama böyle de gelmiyor. Ama bak bir şey daha söyledim Hakan abi. Kahvenin, o sert kahvenin içimini de süt sağlar. Evet. O da çok önemli. Güzel toparladım. Oradan toparladım. Geçen hafta toparladığım gibi. Oradan sonra bir... Nerede buluşunuz Veli'yle? Veli'yle mi diyorsunuz? Hemen söyleyeyim. Atakan bir YouTube çekimi yapıyordu Veli'yle. Okay Karaca'nın yerindeydik. Okay abinin yeri var ya Kabataş'ta, set üstünde. Playspor, şahane. Evet, oradaydık. Atakan'da YouTube çekimi. Ne anladın? Atakan Kurt, bizim Atakan Kurt. Ben Yok abi yok.
Yok yok. AVM'nin çok lüks bir lokantası. Onlar daha sonra oraya gittiler abi. Farklı bir yerde yemeğe gittiler de bizim de çekim vardı. Çekim bittikten sonra ben dışarıda belediye çay bahçesinde çayımı içtim. Onlar Beltaş, farklı bir yere gittim. Evet, Beltur. Beltur abi. Beltur belediyeninki. Beltur İstanbul'daki. Ne zaman ben Beltur'da ayrıldım ya İstanbul'da. Siz epey oldu ayrıldı evet, Hakan abi. Evet şimdi tabii. Bu arada Atakan Kurt'un da çok belgesellerinden belgesel yapılır. Yani 10 numara iş. Bu arada Ersen Martinez'e şifa dileyelim. Evet. İnşallah bu sefer gelmemiştir. Bir yardım kampanyası başlatıldı. Evet. İsmail'er paylaşmıştı. Ağır yutulmasından dolayı hastanede evet. yatıyor ve desteğe ihtiyacı var. Bu ikinci defa oldu galiba. İkinci oldu abi. Evet, doğru. Bu duyanların Ersen Martin kardeşimiz için karınca kararınca İsmail'in sosyal medya hesabından hesabı bulup destek olmasını istirham ediyorum. Çünkü hem Beşiktaşları hem Trabzonları hem Denizlileri çok mutlu etmiş. İyi bir insandır kendisi. Allah şifasını versin. Evet saatlerim 10.59'u gösteriyor. Çok kısa bir reklam aramız var. Bir dakikalık bir reklam aramız var. Aradan sonra Hakan Can abimizle sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara veriyoruz. Evet saatlerimiz 11.01'i gösteriyor. Fanatika spor yazar Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Ara ara sizleri de yayın alacağımızı belirtmek istiyorum. Murat Şahin selamünaleyküm abi. Bursa'dan yürek dolusu sevgiler saygılar sunuyorum. Abi Hakan abi sorar mısın? Taylan'ın antrenmanlardaki umursamaz tavrını neye bağlıyor demiş. Umursamaz tavır demek ne kadar doğru bilmiyorum ama moralsiz tavır dersek daha doğru olur. Çünkü Taylan'ın sözleşmesi 4 sene uzatıldı galiba. Doğru, sene. Doğru. Hı-hı. Şimdi Taylan olsun kardeşim. Sosyal medyaya girsin. Taylan ismini yazıp kendini aratsın. Baksın taraftarların yorumlarına. Öte yandan yani çok kırıcı sözler söyleniyor. Doğru. Sanırsın silah zoruyla Galatasaray'a gelmiş. İmza attırılmış. Bir takıma yükselmemiş. İyi oynayarak yükselmemiş hakkıyla yani play'in hakkıyla şeyi hatırlıyorum Galatasaray taraftarların Taylan bir takıma nasıl alınmaz diye kampanya yaptığını öte yandan hem hiç beğenmediğim bir sıfatla kötü olarak değerlendirilmeye başlıyor hem o pozisyona çok sayıda oyuncuyla görüşülüyor hoca muhakkak üstelik topu da iyi kullanan bir 6 numaraya ihtiyacı olduğunu ısrarla vurguluyor. 6-8 alınacak alternatif santrafor alınacak. İnsanın morali bozulur, düşer. Çok misali bir şey. Ancak hiçbir profesyonelin böyle davranmaya da hakkı yok. Çünkü imzaladıkları kontratlar karşılığında oynama garantisi almazken yüksek miktarda para kazanma garantisi alıyorlar. Hı hı, hı. Burada oyuncuya düşen şey grup enerjisini düşürmemek, çalışmak ve fırsat geldiği anda da ya bizim ne iyi de biz alternatif futbolcumuz var dedirtmek. Anladım. Bunu aşacaktır. Bu kısa sürecektir diye düşünüyorum. Çünkü iyi karakterli bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Evet. Hatta bir dinleyicimiz var Hakan abi. Günaydın. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Kimle görüşüyoruz? Ben Kırşehir'den Metin Ay. Geçen hafta sizinle görüşmüştüm. Buyurun Metin Bey. Hakan Can Bey hattımızda. Buyurun Metin ben, Bey. Ben Hakan Bey'e de iyi günler diliyorum. Günaydın diyorum. İyi ki yakaladım. Ben geçen hafta kendimi pek ifade edemedim. Biraz rahatsızdım. Size hatırlattım. Geçmiş olsun. Buyurun Metin Bey. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın ben çok hazin bir durumda olduğunu söylemiştim. Baş müsebbibinde Fatih Terim olduğunu. Ha, hatırladım ama ondan sonra da bayağı bir yoğun bir telefon trafiği yaşandı. Bakın, Fatih Terim üzerinden bakın, konuştunuz diye. Buyurun. Bakın, buyurun Metin bakın. Bey. Şimdi Hakan Bey inanıyorum ki bana hak verecektir şimdi. Fatih Terim'in 1996 yılında geldiğinde şampiyon yaptığında 97'de bir kere
Sivas Galatasaray Günaydı. Fenerbahçe o ilk yer devre arasındaki kampı berbat olarak yaşadı. 9 puan öndeyken büyük bir şanstı Fatih Terim için. Ben Fatih Terim'i niye eleştiriyorum biliyor musunuz? Aldığı bir futbolcu doğru mu satılmadı. Özkan Can Aydın'ın yapmış olduğu büyük bir hata birçok boyu göndererek 28 tane futbolcu aldı, bir tanesi satılmadı. Hepsi evde kaldı. Buna Hakan Bey de Hakan Bey de bunu diyecek ki doğrudur diyecek. Eminim ben yani. Anladım. Yani bunun sorunuzu yanlış diyecektim var ki. Sorunuzu alalım ama Metin Bey. Yanlış diyen kimse mi oldu? Yani zaten o bilinen bir şey zaten söylediniz 28 futbolcu olayını. Sorunuzu alalım Metin Bey. Buyurun. Bu süreçte alınan transferler de bir işe yaramadı. Çünkü diyorlar ki scout yaptı, şu yaptı, bu yaptı ama çok büyük bir teknik direktörsünüz. Siz bilmiyor muydunuz şu Romanları? Bilmiyor muydunuz yani? O kadar mı siz şeydiniz yani? 11 milyon alanı çıkıldı abi Morutan'la ilgili. Peki. Ya değil mi? Yani Metin Bey. Metin Bey'e ben cevap vereyim. Buyurun. Beraber düşündüğümüz, aynı düşündüğümüz konular var. Farklı düşündüğümüz konular var. Bir, Fatih Hoca'ya çok kızgın belli ama yani bundan 100 yıl sonra da Fatih Terim diye bir adam konuşuluyor olacak. 100 yıl önceki bugünden kalan işte belgeseli seyrediliyor olacak. Çünkü Fatih Hoca'nın Galatasaray'da kazandığı şampiyonlukları UEFA'yı da hiç katmadan yanına yanaşabilecek bir teknik direktör olabileceğini sanmıyorum. Bunu bir cebe koyalım. Fatih Terim Galatasaray tarihine adını altın harflerle kazımıştır. Ancak Fatih Terim'in çalıştığı dönemde yapılan transferlerin başarısız olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Luindama Fatih Hoca varken alındı. İşte 8 milyon euro. Ve yok şimdi ikinci kampa götürülmüyor. Fatih Terim bu galiba götürülecek Hakan abi. Galiba götürülecek. Efendim? Galiba götürülecek. Dün ben dün gördüm. Hayır, şöyle size söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Doğru. Sosyal medyada çok büyük tepki oluşmuş. Galatasaray kulübünün bu anlamda geri adım attığı ve götürüleceği konuşuluyor. Dün akşamki gelen bilgiydi. Buyurun. Yani zorla götürülecek. Zorla götürülecek, doğru. Ama 8 milyon euroluk bir stoper olmadığı ortada. Ben demin seninle konuştum. Sen dedin ki Valerian İsmail ile ilgili olarak abi transferi yaptırıyor 6 ay sonra tüyüye gidiyor 6 hafta 8 hafta sonra. Ben de dedim ki sana transferi yönetimler yapar. Buradaki sıkıntı şu. İyi çıkarsa Fatih Terim'den, kötü çıkarsa yönetimden scout'ta. Hayır. Yani Bayern Münih 6 Almanya şampiyonluğu, 2 bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, bilmem ne kazanmış futbolcusuna bir sene önceden diyor ki birader önümüzdeki sene sen yoksun ve onunla ilgili o pozisyonla ilgili transfer çalışmalarına başlıyor ve bunu yönetim yapıyor. Tabii Bayern Münih'in şöyle bir avantajı var, kötü örnek oluyor. Alayı futboldan gelmeyen insanlar. Şimdi Morutan'a verilen para, Morutan Galatasaray'da 5 gol, 3 gol, 5 asist, 5 gol, 3 asist oynarken Galatasaray'da düşünmeyen Yunus Akgün'ün 6 milyon euroluk bir oyuncu haline gelivermesi Adana Demirspor'da yapılan hatalara birer örnek. Ya da Muslera'nın en iyi alternatifinin kiralanması ya da görüyoruz ki sakatlığın izlerinden kurtulmuş en çok koşan Emre Akbaba'nın kiraya verilip o pozisyonda başka oyuncuların zorlanması tabii ki Fatih Terim'in hatasıdır. Ancak transferler sadece teknik direktöre bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Fenerbahçe'de de aynı şeyi yaşayacağız. Fenerbahçe eğer bu sene başarısız olursa sizi biz aldık. Aldınız. Buruma'ya, Lincoln'e takım arayacaksınız. Sadece Buruma Lincoln değil, çok isme takım aranır. Yani tabii arayacaksınız. Aygün Bey sözünüzü kestim. Buyurun. Bunu orta takımla
Ben Fatih Terim'in 5. gelişinde tek bir futbolcu, iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum. Sadece hatırladığım benim bu. Ümit Davala. Başka bir tane yoktur. Peki. Bir tane. Peki. Hepsini yönetim yapmıştır. Peki. Yani Fatih Hoca'nın maalesef başarısız oldu. Yani 5. gelişinde de alınan futbolcuların öyle de çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Mesela siz Berkan'ı beğenmiyor olabilirsiniz. Ben Berkan'ın bu bonservis bedellerini çok üstüne çıkarak gidebileceğini düşünüyorum. Hala romantik bir tarafımız var. O bırakılan sağ bek genç 21 yaşında. Neydi? Söyleyeceğim şimdi ismini. Siz devam edin Hakan abi. İki dakika içinde söyleyeceğim. Çok, çok, çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Emin Bayram, Sacha Boy, Luyendama ve Aytaç Kara şu anda kampa götürülüyor. Sacha Boy işte yani. Sacha Boy. Bunlar Boy götürülmeyenler. Evet. Vallahi ne oldu? Biraz yüksekçe maaşla geldi oradan aldığına göre. İyi oyuncu. Çok iyi oyuncu değil ama iyi oyuncu. Yani asıl 3,5 milyon euro maaşlarla gelenlere Türkiye'nin her kulübünde takmış durumdayım. Kardeşime söyleyeceğim şey şudur. İnsanları bu konuda ikna etmek için kavga etmeye gerek yok. Çünkü Fatih Terim, Galatasaray Terim önemli insanlarından bir tanesi olduğu için. Şimdi 96'da 10 yaşında çocuk. Fatih Terim geliyor. 4 sene üst üste şampiyon oluyor. UEFA'yı alıyor 14 yaşında. Hı hı. Aradan 10 sene daha geçiyor. Çocuk üniversiteyi bitirmiş. Fatih Terim gene dönüyor. İki şampiyonluk yaşıyor. Aradan 7 sene geçiyor. 2018-19. Bu çocuk 31 yaşında, evlenmiş, çocuğu olmuş, işi var. Fatih Terim'le iki şampiyonluk daha yaşıyor. Bu adamın hayatında Fatih Terim'e verdiği değeri yıkmaya çalışmak beyhude bir çaba. Bırakın insanlar sevsin, bırakın insanlar takdir etsin ama ben sizin gibi iş sadece Fatih Terim'e bırakıldığında çok çok büyük, çok çok büyük transfer hataları yaptığı görüşüne katılıyorum. Hakan abi çok kısa bir ara vermemiz buna lazım. Buna da itiraz edilmez yani. Buna kesinlikle, da itiraz kesinlikle eden yani. Neye göre itiraz ediyor onu da bilmiyorum. Doğru. Ben de katılıyorum o düşüncenize. Çok yani fazla. Hatta en büyük hatası şu, reklama gideceksin belli. Biliyorum. Zengin adamın sesinden anlarım. Bir para kanini kapladır bunu. Gomis'i gol kralı iken ya. Fatih Özur'un 3.30 para zam istiyor diye 6 milyon euroya sattırıp dolayısıyla Galatasaray'a milyonlarca euro. Tahmini rakam şuydu o dönemde konuşulan 20-25 milyon euroluk bir gider yapıldı gelenlerle anlamında. Kaybolur mu canım sadece Falcao, Mitroglou, Andone, Jagne. Ha Jagne 13 milyon euro, Adem Büyük Arı doğru. Küçük, rakam küçük belki ama o pozisyon o kadar çok adam alın mı ki ve işin kaderin cilvesi de şu Galatasaray düşme endişesi yaşarken Burak Elmas yönetici çözüm için 4 sene evvel gönderilen Kral Gomis'i 37 yaşına geri getirmek zorunda kaldı. Yani o sadece Fatih Terim istemediği için gitti. O kadar 2x2-4. Evet, kısa bir ara veriyoruz Gomis'i. Çok kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. Sorular da geliyor. Hakan abi ileteceğim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Aslında çok güzel bir konu. Bence konuşulması gereken bir konu Hakan abi. İlkay Kartal Turan göndermiş. Aslında bu konu... Şimdi biz bir takıma teknik direktör getirdiğimiz zaman işte mesela Valerian İsmail üzerinden örnek vermiş İlkay Bey de. A takım mesela üçlü sistem oynuyor. Doğru mu? Ama diyor, altyapılar da aynı sistemi oynarsa diye daha başarılı olmaz mı? Oradan gelecek olan futbolcu hoca devam ettiği sürece. Yani bir sistem kuruyoruz. Üst sistem farklı, alt farklı, onun altı daha farklı. Sistemleri böyle değiştirmemiz faydalı olmaz mı diye sormuş. Oynatılmalı mı diye sormuş İlkay Kartal Turan. Çok güzel soru ama altyapıdaki oyuncuları
özgürlüklerini de geliştirerek farklı oyun sistemlerinde oynamak konusunda eğitmeliyiz. Şimdi kardeşimiz öyle bir pas atmış ki bana, bunun üzerine 40 dakika konuşabilirim. Ama o kadar vaktimiz yok. Çünkü en azından 6 tane daha reklam girecek. Para kazanmak lazım. Ancak 30 dakika konuşabilirim. İşte bütün oyun sistemlerini öğretebilecek bir yapı kurmak mümkün. Ama buna kafa yormalıyız. Doğru. Gönül ister ki her kulübün bir ekolü olsun. Teknik direktörden teknik direktöre oyun sistemi değişmesin. O ezber ve o pratik üzerinden çocukların A takıma yükseldikleri zaman uyum sıkıntısı hiç olmasın. Ama bizde altyapılara öte yandan bakılıyor. O senin beğenmediğin, yani az bulduğun haklı olarak, daha çoğunu yakıştırdığın Rıdvan Yılmaz transferinden gelecek parayı Beşiktaş altyapısına 5 senede harcamayacak. 6 senede ne 5 senesi harcamayacak. Dün Arda Turan Can Tongo ile bir yayına katıldı. Yani zamanın büyük konumunu Galatasaray altyapısında maç seyrederek, oyuncularla konuşarak geçiren bir adam. Diyor ki Galatasaray'ın bütçesi, diyor, senelik altyapı bütçesi 18 milyon, 20 milyon olmalı. Ya 12 tane takım var. 30 tane antrenör var. 200'e yakın deplasmana gidiyor bu takımlar. Konaklama masrafları, yeme içme masrafları, antrenör maaşları, oyuncu maaşları 18-20 milyonun yarısı kadar, belki daha da az. Yapmıyorlar o harcamayı. Beşiktaş'ta da durum aynı. Hepsinin aynı. Ne oldu? Beşiktaş şimdi ne olacak? Rıdvan'dan gelen parayla o dev borcu birazcık, yani okyanusta bir damla, 6 milyara yakın borç var, 5 milyar. 4.900'e düşürecek ama oraya gene yatırım yapacak. Halbuki yarın Ersin'i satacaklar. Yani Kerem Kalafat'la oynayacaklar 3 sezon, 5 sezon Rozier'den sonra. Kurtuluşumuz altyapıda ve kardeşimizin dediği gibi de altyapı ile üst yapının sistemleri aynı olmalı. Ama bizde bugün üçlü oynayan hoca var. İşte Fenerbahçe'yi düşünün. Geçen sene, yani bir de son 4 senede 8 tane hoca ile çalıştılar. Beyinleri çorba oldu. İşte geçen sezon başında üçlü oynuyorlardı. İsmail Kartal'la dörtlüye döndüler. Bir iki oyuncudan vazgeçerek de tarihin en yüksek puan ortalamalı hocası haline geldi İsmail Kartal. Sistem ve felsefe. Kulübün felsefesi olur, kulübün sistemi olur. Bir olabilse keşke, sana söylediğim gibi altyapıda çocuklarımızı her sistemde oynamaya hazır hale getirdikse. Ama asgari ücretin bir tık üstünde maaş verdiğim hocalarla suni çim sahalarda oyuncuyu her sistemde oynamaya hazırlamak mümkün değil. Evet, birazdan tabii bugün Fenerbahçe'nin maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir maça çıkacak ama o biraz Fenerbahçe'ye döneceğiz de. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Alo. Efendim. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz? Sağ olun. Ahmet Doğan, ben İstanbul'dan. Buyurun Ahmet Bey. Bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fanatika spor yazarı Hakan Can da yayınımızda. Hakan Bey'e selamlar. Birkaç sorum olacak. Buyurun. Bir, Kim Min-jae'yi 20 milyon euroya satıp yerine 2 ya da 3 tane 5-6 milyon euroya onun altında adamlar almak doğru mudur? Onu soracağım. İkincisi, bu hazırlık maçları diyoruz. Takımlarımız İtalya'nın, işte Avrupa'nın ikinci lig takımlarına yeniliyor. Her sene aynı bahane. Ve bunlar hazırlık maçı. Takımımız yorgundu. O yüzden kazanamadık. Deyip geçiyoruz. Bu mantıklı geliyor mu Hakan Bey'e? Bir de Fenerbahçe'nin bu 20 milyon euro kazandığı kimin yerine
bilmiyorum ne kadar sattığı kadar mı alıyor ama takımın nerede... Fenerbahçe'nin öyle bir şey yok şu anda. Onu söyleyeyim. O şeyden yok, yok şu anda. Tamam. Yani 20 sattı 50 harcaması harcayabilir. Onu soracağım. Peki. Mantıklı mı? Anladım. Onu soracağım Hakan Bey. Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun Ahmet Bey. Kendinize soruyu anlamadım. Son soruyu anlamadım. Son soru şu. Fenerbahçe'nin daha önce biliyorsunuz sattığı kadar alabilirdi ya. Şimdi o şeyden kıskaçtan Fenerbahçe kurtuldu. Yani 20 satsa 50 alabilir mi? 100 alabilir mi anlamında sordu. Ben de alabilir. Sıkıntı yok dedim. İlk şeyden başlayalım. Kim Minji'den başlayalım isterseniz neler söylersiniz? Kim Minji'nin satışı yerine gelen futbolcuların işte 20 milyon euroda 4-5 tane futbolcu alınması doğru mu diye bir soru sordu. Buyurun. Şimdi marka Galatasaray 4 milyon euroya mı almıştı? Hatırlamıyorum. Küme düşen takımdan oyuncu mu alınır? Denmişti. İlk maçta ulan ayağı bu kadar iyi düzgün stoper görmeyeli çok oldu demiştik. 12 milyon euroya gitti ki ucuza gittiği söyleniyor. 12 artı 3 galiba düşen, 15 toplam 15 gibi bir şey abi. Bir bonusları da varmış galiba. Neyse fark etme. Küme düşen takımdan da oyuncu alınır. Küme düşen takımdan oyuncuya da 4 milyon euro verilebilir. Kaleci bile alınabilir küme düşen takımdan yani. Bir ezberi yıktı. Ama bu demek değildir ki küme düşen takımları tarayalım da. Üçer beşer verelim değil. Doğru adamı doğru izlemeyle, doğru gözle bulabilirsiniz. Şimdi Kim Minji geçen sene 3 milyon euroya geldi. 20'ye gitti. Yani 4'lük 5'lik bir oyuncu bile değil. Kardeşinizin dediği gibi. Burada ki mesele Fenerbahçe için öncelik olduğundan söylüyorum. Önce ligi şampiyon bitirmeye çalışmak. Yani kimin yokluğunu hissettirmeyecek bir oyuncu bulabilmek. Buldular mı şüphem var. Bilmiyorum ben çünkü yurt dışından bütün futbolcuları 7 sülalelerine kadar sayabilen geçen gün onu izledim Hakan abi. Genç kardeşlerimiz var. Ben izleyince anlayabilen, yorum yapabilen insanlardan biriyim. Özür diliyorum kardeşlerden ama işte dün gelen bir 96'lık arkadaş stoper mi? Gustavo Henrique stoper. 8 gol 3 asisti varmış. 2 tane büyük kulüpte oynamış. Ama çok yavaş olduğunu söylüyorlar. Sanırsın ben oynayacağım. Çok acayip bir şey. Hakan abi sizin yorumunuza bir ek yapayım. Geçen gün bir Twitter'da izledim. Bir arkadaş Gustavo Henrique ile ilgili yorum yapıyor. İşte yok topla bilmem ne de ilk 50'nin içinde yok. Yok şurada ilk 20'nin içinde yok. Yok burada yok. Yok şöyle böyle. Önemli. Tamam önemli evet, de biliyorum. Şimdi bu futbolcuyu bilen, tanıyan, isteyen kişi Jesus. Yani insan kendi ayağına sıkmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz? Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bir de hep biz bu insanların dürüst olduğu inancıyla harekete geçmeliyiz. Böyle şüphe gazetecilerin işi. Taraftarın değil. Çünkü taraftar Jesus şampiyonluğu bu kadar çok istiyorsa en doğru adamı seçmek zorunda. Ve yani çok şanslı adam. Yani ben sen hatırlasana ya mesela Fenerbahçe'yi gençliğinden beri takip edersin yani çocukluğundan. Şimdi gençsin. Vitor Pereira ve Jesus kadar şanslı bir başka Türk teknik direktör hatırlıyor musun? Yani şunu da istiyorum, bunu da istiyorum, bunu da alalım. 41 hoca olmuş. Ben de daha önce de söyledim. 41 teknik direktör oldu. Jesus'la beraber 41 oldu. Vitor Pereira dönemi iyi bir dönemdi. Doğru söylüyorsun. Herkes alındı. İlk dönem. İlk dönemi zaten inanılmaz bir kadroydu. İnanılmaz bir kadroydu. Yıldızlar topluluğuydu. Bir sene evvel Aziz Yıldırım Fernando'yu devre arasında Bursa Spor'dan alsaydı belki o sene Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Doğru. Paramız yok dedi. Ama bir sonraki dönem. Hem Van Persie'yi hem Nani'yi hem Fernando'nun kendisini alayını aldı Diego'yu falan acayip bir şeydi. Çok ballı adam Vitor Pereira ama çok eleştirdim. İyi teknik direktör olmadığını, iyi iletişimci olmadığını düşünmekle birlikte kazandırdı abi Fenerbahçe. İşte iki defa tazminat alıp gitti ama Kim Minji ile Fenerbahçe'yi ciddi anlamda kâra geçirdi. Bir de orta sahadaki o
canavar bir 8-10'a satılırsa tadından yenmez. Yani aldırdı adam çok düşük maliyetle oyuncuları. Doğru. Kim Min-jae'nin yeri zor dolar. Birincisi bu. Yani ama Kim burada... Min-jae de ilk geldiği zaman ya bu adamı nereden buldular dediler Hakan abi. Şimdi aynısını... Ben de söylüyorum. Hayır. Genel anlamda söylendi bu. Şu. Sevgili kardeşimizin sorusuna 4'lük 5'lik bu kadar milyon euroluk bu kadar milyon euroluk diye bakmamak lazım. Ben hepsi şey gerçekçi olmayan rakamlar. Gerçek değerleri nedir onları bilmemiz de mümkün değil. Faydalı olacak mı olmayacak mı? Daha eğer ki o 4'lük 5'lik oyuncu Kim Min-jae'nin yaptığı işi yaparsa bu satış 10 üzerinden 10 demektir. Jorge Jesus'la birlikte çalıştığı oyuncuyu alıyorsa yani adamın derdi yok. 7 milyon euro, 8 milyon euro maaşları görmüş adam. Hadi bizim de Brezilya'da bir topçumuz vardı. O da 3 kuruş para kazansın falan diyeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Muhakkak faydalı olacağını düşünerek yapmıştır bu transferi ama bekleyeceğiz, göreceğiz. Zaten alternatif oyuncu haline bile gelebilir. Tabii Serdar Özcep sakatlandığı için o da belli olmaz. Evet. O da Zalai var. Zalai'de şu anda 15 milyon euroluk teklifler var ama satışın ona verilmiyor, onu da söyleyeyim. Belki iyi bir stoper daha bulunursa Zalai de gidebilir. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben işte kulüp başkanı olsam, benim sporcularıma böyle teklifler gelse hemen hiç kendi özel uçağımla götürürüm ve özel uçağı olan güçte bir başkan olsam taraftarı da ikna ederim. Borçsuz kulüp büyük kulüptür kardeşim. Kimse masal anlatmaz. Borç önce borç ödenecek. Çok iyi paraymış. 1,5 milyon euroya alıyorsun. Rogon kulübü menajerlik şirketi Fenerbahçe'yi çok zarara uğrattı. Büyük zarara uğrattı. Oradan gelen bir futbolcunun bu değerleri bulması da sevindirici, ne yalan söyleyeyim. 15 milyon euro teklif varsa ellerimle götürüp bırakırım. Var var. Şu ana kadar... Türkiye liginde oynayan oyunculara bu tekliflerin gelmesi zor. Gelmiş. Gelmişken satalım. Ne diyor Ahmet Ağalı? Ömürü 21 milyon euroya satmadım, pişmanım. Evet. Pişman olursunuz. Aziz Yıldırım'ın sayın... 21 milyon euro ne demek? 360 trilyon demek. Yani bu da borcunun büyük bir kısmını kapatmak demek. Tabii. Aziz Sayın Aziz Yıldırım'ın şöyle bir cümlesi vardı. Sohbetlerimize söylüyordu. Bir futbolcu kafamda bir rakam var. O rakam belirlendi, geldiği an satarım diyordu. O bu anlamda başkan mesela bu dönem olsaydı mesela bu gelen teklifleri hepsini kabul ederdi, onu söyleyeyim. Ama Ali Koç büyük hayallerle geldi. Hayal kurdurarak geldi. 4 senede 0 çekti. 4 farklı rakip şampiyon oldu. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olarak taraftarıyla gerçek manada barışmak istiyor. O yüzden ben onun kafasında herhangi bir oyuncu satmak için rakam olacağını düşünmüyorum. Doğru, yok. Bu akşam Arda'nın gol atmasını çok istiyorum. Maça şöyle yapalım Hakan abi. Çok araya gitmem gerekiyor reklam arasına. Bir reklam kardeşim. Ne yapıyorsun bu kadar parayı yani? Allah şimdi, daha çok versin. Demin bu yani. Veli Kavlak'la ilgili İrem Turan mesaj atmış. Onu da okuyacağım birazdan size. Kısa bir ara verelim. Evet. Aradan sonra ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, saatlerimiz 11.32'yi gösteriyor. Hattımızda Fanatikaspor yazarı Hakan Caner. Hakan abi, Veli Kavlak'la lüks yerde buluştun. Hakan abi İstanbul'a gelince onu böyle lüks yerde mi ağırlayacaksın? Bu arada Hakan abi yürüyüşe ara mı verdi demiş İrem Turan. Hayır yürüyorum şu an. Hmm. 5200 adım oldu. Maşallah. Yayındaki yürüyüşümde. Bir Alex'in 90 dakikada kat ettiği mesafeyi yayın bittiği zaman ben de kat etmiş olacağım. Eksiğim bir tek teknik kalite. Onu da çok çalışarak halledeceğimi düşünüyorum. 10 numaralı neyse, forma zaten üzerinizde. 10 numaralı forma zaten Arda, üzerinizde. Arda Güler'in gol atmasını çok istiyorum. Bugün gol pası vermesini. Geçen gün bir hocamla konuşurken arkadaşımla
Ya bu oyunu Arda çözer. Kardeşim, şimdi sen belki ucundan kıyısından hatırlarsın. Maradona Arjantin milli takımıyla ilk Dünya Kupası'na çıktığında 17 yaşındaydı. Hı hı. Bütün dünya Maradona'yı seyretmek için bekliyor. Sosyal medya yok. Medyadan, yazılı medyadan öğrendiğimiz kadarıyla Maradona. İtalya maçına çıktılar. Yanlış hatırlamıyorsam Gentile'ydi. Ağzını burnunu kırdı sağda, tabiri caizse. Topu aldığı her yerde bastı. O zaman da kartlar kolay gösterilmiyor. Çocuğu oynatmıyor diye hepimiz nefret etmiştik. O İtalyan'dan 17 yaşında Maradona Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynayabiliyorsa, çok üstün yetenekleri olan Arda da Fenerbahçe'de 17 yaşında ilk günlerinde oynar diye düşünüyorum. Romantik yaklaşım. Dostum dedi ki, yahu Ukraynalılar Fenerbahçe'de dövdüler. Arda için çok erken, hocanın kararı doğru. Niye sabırsızlanıyorsun bu kadar dedi. Sabırsızlanıyorum çünkü adam sanatçı. Sanatçı, yani bir insanın ayağına top bu kadar mı yakışır kardeşim? Bu duyguyu ben Tugay çıktığı zaman yaşamıştım. Hmm. Tugay Kerimoğlu. Yani özellikleri farklı olsa da tek topu bu kadar iyi oynayan, küçüklüğü uzun top yapabilen şahane bir oyuncu olarak girmişti hayatımıza. Biraz Emre Belezoğlu'nda yaşadık. Biraz Abdülkadir Ömür'de yaşadık ama Arda Güler hepsinden daha farklı ve daha güçlü geldi. Hatta Sergen'den de iyi geldi. Sergen'in de senelerce haberini yaptık. İşte süperstar geliyor, o geliyor, bu geliyor. Sergen'in başlangıcından da iyi oldu Arda'nın başlangıcı ve futbol sever olan insan iyi futbolcu seyretmek istiyor. Herkese benzemeyen, sıra dışı işler yapabilen. Arda'yı ben Fenerbahçe'nin 20 yaşına kadar tutabileceğini sanmıyorum. Türk futbol tarihinin rekor transferi olacağını düşünüyorum. Dilerim sakatlıkla hiç karşılaşmasın. O çocuklu sevincinde hazırlık maçlarında bile o sevincine koşarak katılıyor. Hiç eksilmesin. O bizi çok gururlandıracak ama Arda başka bir ülkenin vatandaşı olsaydı da aynı keyifle, heyecanla beklerdim onu. Bugün de maçı çözen oyunculardan bir tanesi olmasını bekliyorum. Şimdi tam siz Arda derken de Ali Ekber Uçar bir mesaj atmış. Sayın Özüpek diyor, bugün Lucescu bize bir sürü tuzak hazırlayacaktır. Dikkatli ve sabırlı olmalıyız. Çok zor bir maç olacak demiş. İkinci olarak da şunu yazmış. Sevgili Fenerbahçe taraftarı, lütfen maçın hiçbir anında Arda sahaya girsin diye tezahürat yapmayın. Takıma zarar veriyorsunuz. İşi hocaya bırakın. Teşekkürler, iyi yayınlar. Ali Ekber Uçar, Fenerbahçe Kongresi. Mesaj göndermiş. Sahane söylemiş. Bir Lucescu gerçek anlamda bir taktik dahi. Evet, doğru. Bu işleri iyi bilir. Yani hiç kimse de itiraz etmesin. İtiraz eden de yani onun milli takımımızdaki dönemiyle değerlendirmesin. Adam büyük teknik direktör. 2x2x4. Çok güçlü bir felsefesi olan, oyuncusunu ikna edebilen, çok çalışkan bir adam. Doğru, maç çok zor olacak. Erken bir gol belki bizi rahatlatır. Ama 90 dakika boyunca konsantrasyonu taraftarın da kaybetmemesi lazım. Arda Güler konusunda ben Arda'yı seyretmek istiyordum dedim futbol sever olarak. Ama işte geçen haftaki hocamın söylediği, ya daha çok genç, sertlikler onu yorabilir, daha bir dolsun fiziği bakalım. Ondan sonra zaten kimse ondan forma yalamaz demiş. Benim Arda Güler'i seyretmeyi istiyor olmam, tribünde taraftar olarak hocayı bu konuda rahatsız etmem anlamına gelmemeli. Bu konudaki çağrı da önemli. Jesus dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olduğu gerekçesiyle büyük pazarlıklar sonunda bu kulübün başına geldi. Hocaya saygı göstermek lazım. Çünkü o dünya çapında pek çok oyuncuyla çalışmış bir adam. Bu arada
Arda'yı da seviyor. Onu da gördük. Arda'nın eritme çabasını da gördük. Öpsem mi öpmesem mi bilemedi, öpemedi de. Arda'ya gözü gibi bakacaktı. Çünkü şampiyonluk çok değerli. Ama 30-40 milyon euro, 50 milyon euro bütçelerle yarışan bir takımdan genç bir oyuncuyu 40-50 milyon euroya satmak en az o kadar değerli. O da sen ne dedin stoper transferi için? Stoperi Jesus saldırıyor. Kendi evet. ayağına sıkarma. Evet. Jesus maç kazanmak istiyor. Doğru adamla doğru oyunla kazanmak istiyor. Kendi ayağına sıkarma. İhtiyacı olduğu zaman Arda'yı kullanacaktır. Ama aynen, aynen. Taraftarın sevgili kongre üyesinin söylediği gibi Ali Ekber Uçan. Diğer oyuncularının konsantrasyonu bozacak şekilde tezahürat etmesini doğru olmayacağını düşünüyorum. Çünkü maç belki 120 dakikaya uzayacak. Evet bu maç çok şöyle evet. bir avantaj var. Rakip gol atsa da hani ikili şeylerde artık onlar kalktığından dolayı evet. Fenerbahçe evet. kazandı evet. takdirde deplasman şey kalktığından dolayı Fenerbahçe kazandı takdirde bir üst tura geçecektir. Bu ben akşam ben 2-0 kazanacağını düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Yani benim kafamdaki rakam evet. 3-1 gibi duruyor ama Hakan abi ben 3-1 gibi düşünüyorum ama bilmiyorum. Siz 2-0 diyorsunuz. Ben gol atabileceklerini düşünmüyorum. Yani Lucescu dün çok şikayet etti. İşte hazırlanamadık. 8 aydır hazırlanamıyoruz ama bu genelde... Kurt Hoca. Hazırlanamayacaklar ama biliyorsun Kurt Hoca. Bir kısmı gerçek olmakla birlikte bir kısmı da rakibin konsantrasyonunu bozmak aynen. içindir. Aynen. Yabancı oyuncuları gitti. Çok önemli yabancı oyuncuları gitti. Sadece çok iyi savunma yapabiliyorlar. Fenerbahçe ilk golü bulduktan sonra savunma disiplini de maçın başındaki gibi çok yüksek olmayacaktır. Ben ilk golden sonra bir tane daha sıkıştırarak Fenerbahçe'nin temiz bir skorla ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü hücum organizasyonunun çok iyi olmadığını ya da Fenerbahçe karşısında etkili olamadığını ilk maçta gördük. Evet, muhtemel 11'e baktığımız zaman kalede Altay'ı görüyoruz. Osay, Samuel, Marcel, Tisserand, Atilla Zalai, Ferdi Kadıoğlu. Önlerinde Willy Maroa, İsmail Yüksel. Kanatlarda İrfan Can Kahveci, Joshua King, Diego Rossi ve forvette de Ener Valencia 11 ile çıkması bekleniyor Fenerbahçe'nin bu akşamki zorlu mücadeleye. Tabii haksızlık yapılıyor. Birinci sınıf 10 numara bir santrafor gelene kadar Serdar Dursun oynamalı bence. Bence. Yani çünkü adam atıyor ya, o şekilde atıyor, bu şekilde atıyor. Ben Ener Valencia, ben de aynı şey. Ben Ener Valencia ile başlamazdım. Ben de Serdar'la başladım. Evet, o hamle oyuncusu olarak düşünmüş olsa gerek. Bir de João Pedro vardı değil mi? Twist'te olmayan. Evet. Onu da seyretmek için sabırsızlanıyorum yani. Videolarını izledim. Kısa özetlerden seyrettiğin zaman sihirbaz adam. Aynen, ben de videolarını ama, izledim, hakikaten bayıldım. Ama yani Cagney için de benzer bir şey hazırlayabiliriz. Mustafa Muhammed için de hazırlayabiliriz. Güven Yalçın için de hazırlayabiliriz. Mesele 90 dakikanın genelinde ne yapacağı olacak. Çok deneyimli bir oyuncu olacağı kesin. Bu arada Arao transferinin de faydalı olduğunu gördük de. Yani değil o pozisyonda mi? Çok iyi bir oyuncusu vardı zaten Fenerbahçe'nin. Mert Hakan gene mi yok? Sakat. Sakatlığından dolayı oynayamıyor abi. Sakatlık süresi 1-2 hafta daha uzadı. Efendim? Serdar Aziz de sakat maalesef. Osayi'nin de hafif sakatlıkları var ama tabii bakılacak duruma. Ama Osayi de sağ bek değil. Evet. Efendim? Osayi de sağ bek değil. Değil ama şu ana kadar baktığı zaman iyi bir performans i̇yi çıkardı. İyi oynuyor. Şey söyleyecektim ben size. Tabi o anda biraz da Trabzon'a geçmek istiyorum. Fenerbahçe ile ekleyeceğiniz bir şey var mı? Fenerbahçe ile ilgili. Var. Buyurun. Başarılar diliyorum. Tabii ki. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Konyaspor'a başarılar diliyorum. Başakşehir'e başarılar diliyorum. Bütün maçları kazanmak istiyorum. Benim için lig maçlarından çok daha önemli olan Avrupa Kupası maçları. Kıbrıs Rum kesimiyle aynı sıradayız arkadaşlar. Maalesef. Maalesef aynı sıradayız. Türk kulüplerinin başarısızlığından keyif almayı hayatım boyunca anlamadım. Anlayamayacağım.
milli maç gibi yaklaşacağımız günler inşallah gelecektir. İnşallah insanlar benim gibi bakmaya başlayacaktır. Sefil durumdayız. Önümüzdeki sene şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi ön elemesinin birinci turundan başlayacak. Suyun mu suyundan, dibinin dibinden. Yapmayın. Hep birlikte sefil oluyoruz. Birimiz kaybettiğinde hepimiz kaybediyoruz. Anlayamadılar bunu, anlatamadık. O nefreti yeşertenlerin de burunlarından fitil fitil gelsin inşallah. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Oh bir de beddua etmiş olduk. Nefreti yeşertenler, dostluğu bitirenler, birbiri için sevilmeyi, birbiri için üzülmeyi unutturanların yatacak yeri yok. 20. Aga. Öyle konuşup duruyoruz 2 saattir işte. Peki ben size başka bir şey... Toplam kaliteye bakınca UEFA'da 20. Peki... Biz hiç kimseyi beğenmeyiz. Aynen. Peki ben size bir şey daha söyleyeyim. UEFA'da 20. diyorsunuz. 55 UEFA ülkesi arasında da hakemlikte de 50. sıradayız. Hakemlikte 50. sıradayız. Geçen sene... Hemen ben size söylüyorum. Ömer Faruk Yunan'ın yazısı bu. Türkiye Gazetesi'ndeki hakemlerle ilgili. Evet. Bu yazısını okumanızı tavsiye ederim. Şöyle söylüyor. 157 maç verilmiş hakemlere geçen sene. Yeni sezonda. Bizim ülke başına hakem ortalaması 2.8. Türkiye'de sadece bir hakem görev almış. Hakemler hiç maç verilmeyen ülkeler kimler biliyor musunuz? Andorra, Kuzey Efendim? Dur. Nasıl bir hakem görev almış? Bir tek hakem görev almış. Bir tek hakem. Halil Umut Meler maç yönetti. Ali Palabıyık maç yönetti. Başka bir şeyden bahsediyorsa gerek. 55 ülke arasında 50. sıradayız. Avrupa kupalarında, Şampiyonlar Ligi falan anlamında değil mi? Avrupa kupaları anlamında söylüyor. Yani evet, Konferans Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç anlamında söylüyor. 157 maç oynandı diyor. Ülke maçına maç ortalaması... Bu sene. Tabii. Evet, bu sene. Tamam. 2.8 civarında diyor. Türkiye'ye verilen maç sayısı sadece 1 diyor. Yazıyla 1 diyor. Hiç maç verilmeyen ülkeler... Andorra, Kuzey Makedonya, Liechtenstein, Rusya zaten biliyorsunuz savaştan dolayı. Bir de San Marino. Liechtenstein ligi mi varmış? Düşünün işte yani. Liechtenstein bizim herhangi bir köyden hallice. Aynen. Hatta devam edeyim. Sadece diyor bir maç verilen ve alan ülkelerinde diyor. Kimler hangi biliyor musunuz? Bir maç alan hakemlerin ülkesi. Cebeli Tarık, Estonya, Galler, Lüksemburg, Slovenya ve Türkiye diyor. Seviyemiz buraya indi hakemlikte diyor. Hakemlikte kule düştük diyor. Bunun sebebi eski MHK Ferhat Bindoğdu. Devam edeyim mi? Ekleyeyim yapayım mı? Servet Yardımcı, Ferhat Gündoğdu diyor. Ve bazı kulüp başkanları diyor. Sayın Ömer Faruk Yunan. FIFA Coca-Cola Kemin Beşi'nin kariyerini şaibe imasıyla bitirince UEFA'da böyle bakar. Şeyi çok net olarak biliyorum. Önümüzdeki ay başında Cüneyt Çakır'ın bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Yardımcıları kim olacak bilmiyorum. Çünkü Tarık Ongun'la Bahattin Duran hakemliği bıraktılar. Ama Cüneyt Çakır kaldığı yerden yönetmeye devam ediyor. Bir şey daha söyleyeyim. Bunu ek olarak siz Cüneyt Çakır deyince aklıma geldi. Pazartesi günleri ben Ömer abiyi almaya çalışıyorum genellikle. Sezon başlamadan önce dedi bazı önemli hakemler dedi noktalayacak kariyerlerini dedi. Yurt dışına gidebilirler. Türkiye kariyerlerini noklayacaklar dedi. Evet yani Cüneyt'in Suudi Arabistan'a, Katar'a çok sayıda ülkeden teklif olduğunu biliyoruz ama Cüneyt Çakır'ın Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı özel bir sözleşme var. O sözleşme önümüzdeki sene bitiyor. Belki bir tazminat maddesi varsa bilmiyorum tabii sözleşmede ne olduğunu. Bu kadar dediğini. Tazminat aldığı maaş kadardır. Onu da gideceği ülke karşılar da. Karar aşamasında %50-50 durum. Yani Cüneyt Çakır başka bir ülkede maç yönetmeye başlayabilir. Başka bir ülkede maç yönetecek olursa da Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un hakemliğe dönebileceğini tahmin ediyorum. Bir de şu konuşuluyor. Hakemler kendilerini güvensiz hissediyorlar diyor. Ömer Hoca onu da söyledi. Çünkü arkalarında duran bir MHK yok diyor. Kulüp başkanlarına göre hareket edildiğinden dolayı diyor. Hem TFF hem MHK diyor. Hakemler kendilerini güvensiz hissediyorlar diyor. Bu görüşe katılıyor musunuz? %100 katılıyorum yani
Hakemler kendini nasıl güvenli hissetsin? Tarihin gelmiş geçmiş en iyi, en kariyerli Türk hakeminin bir gecede kariyerini bitirdiler. Bize neler olmaz diye düşünmez mi insanlar? Düşünür. 4 senedir zam yapılmıyordu. Yapılıyor. Ve yani bir tek Cüneyt Çakır örneğinden yürüyoruz ama işte oraya Fırat Aydınus'u ekle, Ali Palabili ekle, Fişak Okat'la hakemleri ekle. Bir tek kişi durabildi kararın karşısında, Mete Kalkalan. Birkaç yardımcı hakem, birkaç gözlemci. Geriye kalan kimse itiraz edemedi. Güvensiz, korkak, endişeli bir kitle oluşturdular. Ömer Faruk Ünal hakemlerle çok sık ve yakın görüştüğü için onun verdiği bilgiyi tartışmaya açacak değilim. Güvensiz hissediyorlarsa güvensiz hissediyorlardır. Yani işte, ben güvenli hisseder misin? Ben hissetmem. Ha, o kadar yani. Tesise girerken bile sağıma soluma bakarım. Rivaya girerken. Maşallah derim, ne oluyor, ne bitiyor. Beni de rahatsız eden şey şu. Koskoca hakem camiasında, koskoca spor yazarlığı camiasında saha hakemleriyle VAR hakemlerini ayırıyoruz. Sahadaki hakem VAR'a çıkmayacak uygulamasına, dünyada ilk kez yapılacak bu uygulamaya yüksek sesle itiraz eden hiç kimse çıkmadı. Şimdi ikinci haftadan itibaren kulüp başkanları ağlamaya başladığında ben göreceğim ama. Hepsi ağlayacak. 3 tane yayın yaptım ki bu karardan vazgeçin. Bu karardan vazgeçin. Bu karardan vazgeçin. Sayısal olarak yeterli kalite yok. Mevcutların da kalitesi yetersiz. Doğru. Doğru. Bu karardan vazgeçin. Zamana yayın dedim. Dinlemediler. İmam Büyüğü'nü okurmuş. Bakacağız, göreceğiz. Bakacağız, göreceğiz. Bir ekleme yapayım. Yine maalesef hakem konuşacağız bu sezonda. %100 bir ekleme yapayım. 100. yılda Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Galatasaray'ı şampiyon yapacaklar. Trabzon'u şampiyon yapacaklar. Emir yüksek yerden falan senaryosu ilk haftadan sahneye konmaya başlayacak. Evet Hakan abi, 6000 vuruş olmuştur tahmin ediyorum yürüyüşünüzde adım anlamında. Yavaş yavaş da programımızın sonunda geçti mi? Ya. Geçti mi 6000 yürüyüş? Sen hala eski klavye mi kullanıyorsun? Ben hala Q klavye kullanamıyorum. Ben hala F kullanıyorum Hakan abi. Ben de F'ciyim. Öyle abi. Tabii ki. F'ciyim ben. Yani yazdığım zaman 6000 vuruş, 5800 vuruş falan muhabbetler ondan dolayı. Yani ben F'ciyim. Q ya, kullanamam. Ne olan mıydı ya? 5800. Kaç olmuş? Abi, derdini en kısa cümlesi anlatan iyi gazeteciler. Oğlum tarihe not düşüyoruz. Önü var, arkası var. Hayatında ilk defa okuyor diye düşüneceksin olayın. Geçmişini anlatacaksın ki bir hüküm cümlesi olsun, bir yazı bütünlüğü olsun. Yok abi, çok uzun. O yazılar 5000 vuruşlar, 4000 vuruşlar düştü 1000 vuruşlara. 1000 vuruşla maç öyküsünü anlatacaksın. Maçta öne çıkan olayı anlatacaksın. Maçın en iyi oyuncusunun altını çizeceksin. Teknik direktörün hatasını anlatacaksın. Ve o zaman insanlar sosyal medyadan takip eder. Aynen, bir de artık farklı yazmak gerekiyor Hakan abi. Zaten maç bittikten sonra evet. Demin de sizin söylemiş olduğunuz gibi bunlar zaten sosyal medyada çok fazla konuşuluyor. Ertesi gün o insanlar o yazıyı okumuyorlar. O yüzden çok farklı bir yazı yazmak gerektiğini düşünüyorum. Farklı bir konuya değinmesi gerekiyor. Köşe yazarların özellikle maç anlamında, evet. Maç yazarında. Evet. Hakan abi çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler. Senin aracılığına Türkiye Futbol Federasyonu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buyurun efendim, buyurun efendim. Ben rezerv ligin oynanabileceğini sanmıyorum. Onunla ilgili ama, bir soru geldi hatta, ben onu kaçırmışım. Rezerv ligleri bir sorar mısınız diyorlar da. Rezerv lig oynanırsa ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir maçı sahadan takip etmek için kamerayla izin istiyorum. Bütün rezillikleri, gereksizliği belgeleyin. Oyuncuların motivasyonu, konsantrasyonu, hocaların sporcuyla konuşması, ortam, ne kadar gereksiz olduğunu kanıtlayayım. Bunu da uygulayamayacaklar büyük ihtimalle ama başkan diyor ki biz başlatacağız, hadi bakalım göreceğiz. Başlatabilecekler mi? Bence başlatabilecekler. Faydası olacak mı? Bence başlatabilecekler. Faydası olacaksa başlasın ama faydası olacağına inanmıyorum. Yine plansız, aklına gelenin yapıldığı bir düzene doğru gidiyoruz. VAR'la sağ hakemini ayırdık. Dünyada biz yapıyoruz. Güzel, inşallah
önce olmak iyidir de inşallah yüzümüze gözümüze bulaşsınız. Rezerv lig yapacağız ve dünyanın başka yerinde yok. Hiçbir ülkelerinde yok. Ama başkan böyle istiyor abi. Tamam o zaman, hayırlı olsun. Çok teşekkür, genç teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. 6000 maşallah. Ve bu sıcakta şimdi arkadaşlar bilmez bu niye yürüyor diye. Bunu ancak muhabirler bilir. Biz atletizm çektik, basketbol çektik, voleybol çektik, vücut geliştirme çektik. Biz aynı günde 4 tane habere giderdik. 4 tane haber yazardık. Ve futbol antrenmanlarında da muhabirler antrenmanı beraber seyrederler. Hı hı. Ve işte herkesin gözüne farklı farklı küçük küçük şeyler çarpar. Haber yazdırırken arkadaşın duymasın diye yürür, uzaklaşır. Mekanı terk edersin. Oradan kaldığı anasını satayım ya sürekli. Mekanı terk edersin. Yani beni gözünde canlandıran insan telefonla konuşurken yürüyen Hakan Can'ı getirebilir. Evde, sokakta, her yerde. O sırada konuşamıyorum, bu aslında psikiyatrik bir mesele. Güzel bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Duymak çok güzel. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Takımlarımıza tekrar başarılar diliyorum kardeşim. Ve ne olur herkes maskesini taksın. Özellikle toplu taşımlarda, taşıma araçlarında ve marketlerde. Şakası yok. Bugüne geldi. Dün 3 telefon görüşmesi yaptım. İkisinde ailedeki büyükler hastaydı. Hastanedeydi. Şakası yok. Yapıştırıyor. Bir tek kendimizi korumak için de büyüklerimizi korumak için de özen göstermeye mecburuz. Doğru. Çok teşekkürler genç aydın. Sağ ol. Spotunu da yaptım. Yaptınız Hakan abi. Ben de 6 aşı oldum, bilginiz olsun. Ben de 6. aşımda oldum. Sana helal olsun. Yani ben hatırlatma aşımı olmadım da. Oldum ben, oldum efendim. Kalabalıklar arasına karışacağım. Lig maçlarına gitmeye başlayacağım zaman yaptıracağım ki koruyuculuğu biraz uzun olsun. Eylül-Ekim'de yenileri de geliyormuş zaten. 6. aşımı da oldum. Çok teşekkürler Hakan abi. Ben teşekkür ederim. Aygün. Görüşmek üzere. Saygılar. Evet, hattımızda Fanatikas spor yazarı Hakan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.